yaşlarını babani babani mi öldürdü ellerinde yar 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 ellerinde yar 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 ellerinde yar 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 taşları geçti bizden sevda alıp al cebim al cebimden saçları geçti bizden sevda geçti bizden sevda al cebim al cebimden saçları kız evinin önünde de sereceğim. Kız evinin önünde de sereceğim kirimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdiğimi. Efendim bunu da konuşmak lazım. Herkesi kucak dolusu sevgiler. Böyle güzel bir şarkıyla yayınımızı başlattık. Öncelikle Eflatun'a hoş geldin hoş diyorum. Çok teşekkür ederim. Magazin gündemi oldukça yoğun. Sanki kilo mu verdin? Öyle mi? Vallahi bilmiyorum ben sana söyleyeyim. Sanki böyle bir kilo vermiş gibi geldi onlar. O zaman bir ayağa kalkayım. Bir kilo vermiş. Koşturmadan. Bana mı öyle geldi? Evet olabilir evet. Koşturmak ama yoğunluk her zaman iyidir. Hemen bu tarafa dönüyorum. Sevgili Dolunay Karaca hoş geldin. Çok güzelsin. Kırmızının enerjisiyle stüdyomuzdasın. Evet. Ay bu tutulmadan dolayı mı? Bugün Akrep Burcu'nda yeni ay var. Akrep enerjisiyle dolduk. O yüzden ben sevgili Esra'ya da hangi ruju süreyim dedi. Dedim ki kırmızı sürmelisin. Bugün kırmızılardan gidiyoruz. Kırmızı böyle bir enerji mi verecek bize? Evet evet kesinlikle. Teşekkür kapanan ediyorum. Ayın enerjisini bir hareketlendireceğiz. Bir enerjiyle beni programa başlattığın kesinlikle için. Ve sevgili Burhan Akdağ da burada. Hoş geldin sevgili Burhan Akdağ. Hoş bulduk. Biz şöyle kırmızı giyerdik. Aynen. Ama yani senin her ya zaman renkli giyindiğini biliyoruz. Ama kırmızı, özellikle kırmızı giyerdik. Madem böyle bir dönem var. Bir şapka olur, bir şey olur. Bir şey olur, bir fular, bir yani şey yapardık. Amblemlerimiz evet kırmızı neyse. Evet, Allah evet. Flaşlemin amblemi de kırmızı zaten. Bu arada geçen hafta gösterememiştik ama sevgili Burhan Akdağ ödül almıştı. O görüntüyü de bir izleyelim. Ondan mı başlayalım? Onunla başlayalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir yaşamıyorum buradayım. Bir olarak yaşam, biliyorsunuz 1928 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sabah zaman adı ödülü buraya kadar dahil değil. Eğer bugün buradayım, Türkiye'de o yüzden bugün çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Son yıllarda toplum olarak biraz sevgisiz kaldım. Yani sevgiyi unuttum. Sizden ricam lütfen o eski sevgiyi tekrar edin. Birbirimizi sevin. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Hele şu günlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki inanılmaz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Ödül töreni ama çok güzel bir noktaya değinmişsin. Gerçekten son günlerde toplum olarak çok sevgisiz kaldık. Hep söylüyorum bunu. Dikkat edersen programda da söylüyorum. Lütfen birbirimizi sevelim. Ve çok büyük yani bir sevgisiz bir toplum olduk. Eskiden böyle değildi. Birbirimizi severdik. Bugün bir bakıyoruz ki haberlere. Daha biraz evvel radyo dinledim. Belediyede birisi gelmiş. Arkadan adamı bıçaklamış kaçmış.
Yani niye bıçaklarsın, ne yaparsın, ne dersin, nedir, ne olmuş? Yani en ufak olayda herkes tepkisini, bir tepki koyuyor. Evet, bir şiddet halbuki, var değil mi? Yani bir şiddet gergin. Var. Herkes gergin. Yani, evet. Halbuki şu an bizim toplumun böyle bir sevgi seferberliği yapması gerekiyor. Yani en baştan, Cumhurbaşkanımızdan en tabanımıza kadar böyle bir sevgi seferberliğinin içine girmemiz lazım. Şu an ihtiyacımız olan bu. Hadi inşallah. Vallahi biz de istiyoruz ama kimse kimseyi sevmiyor. O bir gerçek. Herkes sosyal medyada Mevlana mesajları paylaşıyor. Harika Yunus Emre aforizmaları dönüyor ama hiç bunlar içselleşmiyor. Toplum içerisinde bunlar görülmüyor. İcraata gelince yok. Maalesef herkes unutuyor bunu. Aynen. Unutmaması lazım. Tabii. Yani. Evet, tabii ki programı hangi konuyla başlatıyoruz? Tahmin edersiniz ki Arda Kural, Ahmet Kural bak ben bile yapıyorum ya. Ama hep Arda dedim, nedense hep Arda dedim. Senin bir rock çocuk caz paylaşımı yapmıştın. Ama bir önce Arda Kural, Arda Turan. Da çok revaçta. Arda oradan geldi, Ahmet Kural oradan geldi. Çocuk ne yapsın arada kaldı. Arada kaldı, hala tabii ki Ahmet Kural'la başlıyoruz. Bu kez de ifadesi ortaya çıkmış. İfadesinde neler dediği. Biliyorsunuz işte Sıla'yı darp etmek suçundan Sıla gidip kendisinden şikayetçi oldu. Artık duymayan varsa yine söylüyorum, muhtemelen kalmamıştır. Bu kez Sıla'dan sonra Ahmet Kural'ın da ifadesi önümde diyor. 4 ay sonra barıştık diyor Sıla'yla diyor. Bana mesajlar attı diyor. Dördüncü aydan sonra diyor. Önceleri diyor hani kayıtsız kaldım bu mesajlara diyor. Sonra diyor bir gün arayıp dedi ki diyor bana sana bir şarkı yaptım. Şarkıyı da yolluyor. Muhtemelen şarkıda nasıl bir sözler varsa Ahmet Kural dinlediğinde çok etkileniyor ve bir şans daha vermesi gerektiğine inanarak Sıla'yla görüşüyor. Hayatının yanlışını yapıyor. Orada işte değil mi? Kara bulutlar orada çöküyor galiba bu ilişkinin üstüne. İfade aynen böyle mi? Evet evet aynen böyle. 4 ay sonra Sıla bana mesaj attı. Aynı sorunların yaşanacağını bildiğim için dönmedim. Sıla teyzesini kuzenimi arayarak araya sokmaya çalıştı. Aracılar olmasına rağmen görüşme istemedim. Sıla bana mesajla sana şarkı yaptım dedi. Telefonuma şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm demiş. Yani neden beste yapıp barışmak istemeyeyim? Garip mi geldi? Sen de beste yapıyorsun. Yok ben yani yaşanan olayla bu ifadenin hani devamı önemli. Hani ha, devamında tabii ki başka şeyler var. Mesela Okan Yantır'la ismi çıkmıştı. Okan Yantır'la ismi çıktığında da hatta Sıla şöyle bir şey söylemişti bir gün magazincileri. Çok net hatırlıyorum. Buradan size bir hikaye çıkmaz. Okan benim arkadaşım demişti. Her zamanki klasik bir ünlü cevabı diyorum ben buna. İlk olarak diyor geçen Ağustos'ta evine gittim. Evine gittiğimde Sıla'ya Okan'ı sordum diyor. Okan Can Yantır'ı sordum diyor. Alakasının olup olmadığını, eğer varsa yeniden başlamamızın bizi yıpratacağını söyledim. O tarihte böyle bir şeyin olmasının kesinlikle olmadığını söyledi. Ben değer verdiğim için yeniden başlamayı düşündüm. 1,5 aydır birlikteyiz diyor. Yani sonrasında Sıla öyle bir şey yok diyor. Onu inandırıyor. Sonra diyor benim sabah okuduğumda sonra sormaya devam ediyor bunu. Her sorduğunda farklı yanıtlar alıyor. Farklı yanıtlar alınca da bir gün doğruyu duyana kadar soruyor. O gün ben anne ve babamın evine yemeğe gideceğimi Sıla'ya söyledim. Sıla da ablamla tanışmadığından gelmek istedi, kabul ettim. O gün aile yemeği yedik ve alkol aldık. Sıla benden fazla almıştı, sendeliyordu diyor. İkametten 23 gibi çıktık. Evimizde mutfakta sohbete başladık. Konuyu bir öncekinden ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum demiş. Daha önce de eski arkadaşı olduğunu söylemişti bana diyor Okan Bey'in diyor. Başka seferde de albüm kapağı için görüştüğünü söylemişti diyor. Hani her seferinde farklı bir cevapla gidiyor. Yine bir keresinde bana asılıyor demiş. Ya işte kızlar ya. Sonra bu nedenle ayrılık konusunu açtım Sıla'ya. Anne ve babamın evinden geliyoruz. İlişkimiz güzel gidiyor. Aile kurmayı planlıyoruz. Benden çocuk sahibi olmak istiyorsun. Eğer bir böyle bir konu varsa lütfen beni kırma söyle dedim. Ben söyleyince evet ben senin canın yansın istedim birlikteydik dedi. Tartışma bunun üstüne başladı. Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü diyor. Vurmadığım yere düştü diye bir başlık var devamında. Sıla'dan
evi terk etmesini istedim diyor. En azından merhabamız kalsın dedim. O evden gitmek istemedi. Neden bu kadar yalan söylediğini, asla birlikte olamayacağımızı söyledim. Israrla evden gitmesini istedim fakat gitmedi. Ben kendi telefonumdan Sıla'nın şoförünü arayacakken bileklerini tuttum diyor. Ellerimi çektim. Sıla yere düştü. Masadan kalkıp mutfak kapısına yöneldim. Sıla tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı. Kendimi kurtarmak için tişörtünü çektim. Yine düştü. Salona gittim. Sıla arkamdan geldi. Karşılıklı bağırışma başladı ikimiz arasında diyor. İkimiz de alkollüydük tüm bunlar olduğunda diyor. Birbirimizin kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Birkaç kere diyor yere düştük diyor. Bu diyor tartışma 15 dakika sürdü diyor. Bir süre sonra sakinleştik. O mutfağa geçti. Ben salonda kaldım. Sonra kapının açıldığını duydum. Sıla bağırarak seni affetmeyeceğim Ahmet Kural dedi diyor. Sıla beni yaraladı demiş bir de. O günkü münakaşada zaten sakat olan belimde ağrı meydana geldi. İki gün evimde yattım. Kollarımda morluk oluştu. Sıla'nın eylemleri neticesinde dudağımın içi yaralandı. Fakat şikayet etmeyi düşünmediğim için sağlık raporu da almadım demiş Ahmet Kural. Şöyle de attım kendimi. Oku oku yoruldum. Oku oku yoruldum. Vallahi çünkü gerçekten soluksuz okudum. Tam bir filmi çekilesi olay yani. Resmen. Şimdi bir kıskançlık var ortada farkındaysanız. Yaşanmış. Bir şiddet de var. Burada tabii çok ufak anlatılmış. Şimdi Sıla'nın raporunda da ezik ve çürük yerleri öyle çok minik bir şeyler yok. Kaldı ki yan komşu da gidip ifade verdi biliyorsunuz. Geceliğin erkek arkadaşıyla mesajlaşmasını paylaştı. Ahmet Kural bir kızı öldürüyor. Acaba polisi çağırsak mı diye sormuş kız arkadaşına. Düşünün. O derece bir kıyamet kopmuş söylediğine göre. Onlar da ifadesini verdi. Şimdi ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bence çok üzücü. Ne olursa olsun bunun şiddete varması çok üzücü. Çünkü insanlar illa acı çeksin karşı taraf istiyorsa, ya bunu kişisel duruşuyla da gösterebilir, beyninde bitirir, kalbinde bitirir. Yani fiziki şiddet tarafı çok acı. Kaldı ki işte Sıla da bana vurdu vesaire vesaire diyor. Bir erkekle bir kadının fiziksel güçleri mümkün değil, tartışılmaz. Yani eşit olması evet, mümkün değil. Dolayısıyla hani bir kadın bir erkeği ne kadar ittirebilir, ne kadar vurabilir? Erkek hani şöyle koydu mu oturtur yani. Dolayısıyla burada ben Ahmet Kural'ı fazla ileriye gittiğini düşünüyorum. Kendini kaybetmiş. Kendini kaybetmiş değil mi? Yani şiddetin yani parantezi olmaz ya. Şiddetin aması, lakini, yalnız bu yüzdeni olmaz. Tabii. Yani bunun zaten hiçbir toleresi yok. Burada çok ciddi bir hata var. Ha ya açtığın zaman o da kendini savunacaktır ya, beni çok ağır tahrik etti der. Yani kanunda da hani nefsi müdafaa gibi ama bu yüzden yaptığı gibi alanlar var. Hı. Ama yani bu işin zaten senin yapacağın bir tane şey vardı. Madem öyle hayatımdan git dersin. Eğer o gerçekten gitmiyorsa sen kendi evini bile terk aynen edersin. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Yani bunun yolları var. Çünkü iki tane çok ünlü olmuş insanın gerçekten bir skandalı. Burada Ahmet Kural çok ciddi bir itibar kaybında. Büyük. Şu anda. Yani Sıla'dansa. Çünkü yani bir erkeğin bir kadına vurması, bir kadının bir erkeğe vurmasıyla eşit değil. Kesinlikle. Yani bu hepimiz biliyoruz bunu. Bu işin altına nasıl çıkacak bilmiyorum. Ama ben mesela bu olayı düşünürken şunu da düşündüm. Ahmet Kural'ın ilk girdiği olay değil bu. Daha aynen. Önce de, daha öncesi de var. Sıla'nın daha önce böyle bir şey yaşanmış bir insana bu soruyu sordu mu merak ediyorum ben. Ya sizin aranızda ne oldu? Sen bir kadının elini kırmıştın. Parmağını kırmıştın. Parmağını dersin, kırmıştın değil mi? Değil mi? Parmağını. Yani bununla ne oldu diye sordu mu mesela ben çok merak ediyorum. Ya bir bahane. Onun için yani bir kadına daha önce bir kadın zarar vermesi Sıla için önemli miydi? Sıla'ya, yani söylenenler Sıla'ya da aynı zararı daha önce verdiği. İlk ayrılmaların nedeni de yine böyle bir şiddet. Yani bir dayak yedikten sonra ayrılıyor zaten. Yani bu Sıla'ya yapılan ilk şiddet değil. Evet. İlk şiddet değil. Sıla bu konuda tecrübeli. Ahmet'ten şiddet görme konusunda. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi Sıla iki gün sonra gitti şeye, hastaneye. Rapor almaya ve şikayete. Eğer o akşam direkt karakola gitseydi işin rengi bambaşka olurdu. Çok farklı olurdu. Çünkü karakola gidip şikayet ettiği zaman karakol hemen Sıla'yı en yakın devlet hastanesine götürecek ve en yakın devlet hastanesi bütün darp, şiddet, her şeyi anında görecekti. Ve şikayetçi olduğu için o gece nöbetçi savcı
ya çıkacaklardı. Nöbetçi savcı hemen Ahmet Kural'ı getirirdi. Evet. Ahmet Kural da savcılık 4 gün sonra ifadeye çağırmazdı. Ne demek? Sen 4 gün evde dur. Kadın çıkmış yaygarayı kopartıyor. Kül tablasıyla kafama vurdu. Beni duvardan duvara savurdu. Ama kül tablasıyla kafama vurmadı diyor. Şimdi ilk çıktığı zaman ama ilk ifadesinde böyleydi. Öyle. Sen bunları söyledikten sonra savcılık neden Ahmet Kural'ı ifadesini almak için 4 gün bekledi? Hemen alması lazım. Sıradan bir vatandaş olsaydı, sıradan bir vatandaş kız arkadaşını veya karısını dövseydi böyle zaten içerideydi şu an. Şu an içeride. Yani. Yok, dövme suçundan içeri atılmıyor ya. Yani ben buradan Ahmet Kural'ın avukata da sordum. Çok büyük bir ceza alacağını düşünmüyorum. Yani şöyle, avukat diyor ki hani tabii ki takdiri hakim beye kalmış ama ortalama diyor 2 yıl ceza alır diyor. Bunu da diyor erteletir diyor. 5 yıl içinde aynı suçu işlemezse işte... Parmağını kırdığı kız acaba şikayetçi oldu mu o zaman? Olmadı. Şimdi olmadı. O olmuş olsaydı, tabii ki. Bu olmuş olsaydı... Aynen öyle. Şeyler katlanacak cezalar. Evet, işte 5 yıl içinde tekrar diyor aynı suçu işlemezse hani şey yapar, bir de para cezasına da çevrilebilir diyor. Hani sonuçta burada ölen biri yok. Tabii. Ne bileyim bir silahla yaralama yok. Şey yok. O yüzden hani savcı ifadesini de alsaydı yine sadece magazinde konuşulan bir konu olarak kalırdı bu olay. Tabii kesinlikle. Zaten o ifadesinde hani mesaj çektiği, şarkıyı gönderdiği bu telefonla zaten ortaya çıkacak. Hani Ahmet Kural burada ne kadar doğru söylüyor, neresini doğru söylüyor, üzerime yani şarkı yaptı bana, mesaj attı. İtibar olarak diyor. Kayıp var tabii ki çok büyük yani. Tabii canım, tabii çok oynadığı ciddi. Reklam filminden çıkartıldı adam. Şimdi çok ciddi bir şey. Mevzu tabii. Okan Can Yatır değil mi? Yartır, evet. Yartır. Evet. Şimdi Ahmet Kural bunu habire sormuş. Evet. Bir adama 40 defa deli dersen zaten o adam deli olur çıkar. Yani bir defa sorarsın ciddi bir anda nedir verdiği cevap ama neyse olur. Bir şey söyleyeceğim. Her sorduğunda farklı bir cevap aldığı için ne yapsın adam? İkna olmamış. Ya kadın ne yapsın? Bir söyledi. Bir daha söyleyince başka bir şey söylüyor. Bir daha söyleyince başka bir şey söylüyor. Ya yalan söylemesini bilmiyor kadın. Ama sonunda da itiraf etti diyor. İşte demek inandırıcı değil. Çünkü bak bir şey var ya, bir yalanı söylüyorsan takibini de yapacaksın. Her sene aynı şeyi söylüyorsun. Çok zeki sen, olacaksın. Evet yani yalan söylemek hakikaten çok zeki insan işi diye düşünüyorum. Şimdi sen bir yalanını söylüyorsun, diyorsun ki işte nedir? Çok eski arkadaşım, görüştük. Sonra albüm kapağı için görüştük. Bir sonra sorduğunda işte zaten bana da asılmıştı diyorsun orada. Belki onun kıskançlığı hoşuna gidiyor. Tabii canım. Bunu tabii sorması, ki, sorgulaması öyle. Hoşuna gidiyor. Onun üstüne de bu şekilde bir şey söylüyor. Ya sen zaten daha önce yaşadığın bir filmi, ikincisini aynı şekilde çekiyorsan, ya sen bu adamın ne olduğunu biliyorsun. Bu adamla daha önce de böyle bir şey yaşamışsın. Bu adamın o huylarını, zayıf karnını, o damarını çok iyi biliyorsun. Yani tabii, oraya kesinlikle. Doğru basmış. Bu bir gerçek. Yani kesinlikle şeyi töleresi yok, tekrar ediyorum kesinlikle, yani yapılan işin de ama. Kesinlikle bence de töleresi yok. Yani şey de çok bildiği bir yere oynamış Sıla. Yani onu o şekilde, çünkü cevapları belli, bu adam zıvanadan çıkıyor belli. Öfke kontrol problemi var bu şeyin, Ahmet Kural'ın. Ve kaçınılmaz bir son olmuş bence. Evet, beni de yaraladı demiş. Ben de 2 gün evde yattım demiş bu arada. Kollarımda morluk oluştu demiş. Yani ne diyecek mecburen, o da bir şekilde kendini savunacak. Evet dövdüm, harika yani oldu. Yani o 2 gün, neden o 2 gün beklendi? Onun başka yerlere de gider o iş. Bilemiyorum ama. Ya hayır bak şimdi 2 gün beklemekte bence çok bir şey yok. Çünkü olayın şokuyla ne yapacağını bilmeyebilirsin. Hani o an yaşadığını sindirmeye çalışabilirsin. Bir de şimdi ünlü bir insansın, bu basına düşecek. Herkes beni konuşacak. Böyle bir haberle gündeme gelmeli miyim, gelmemeli miyim? Bir takım şeylerin hesabını, kitabını yapmıştır kafasında. Avukatıyla görüşmüştür, nasıl bir ifade vereceğiz? Etrafındaki arkadaşları yönlendirmiştir. Belki önce yok şikayetçi olmayayım, bu konuda kapansın, bu aşk da böyle biter demiştir. Sonra belki gitme ihtiyacı duymuştur. Ama ortada bence bir aşk var, biliyor musunuz yine de? Bu öfkenin altında yatan bir aşk da var yani. Sıla'nın sevdiği kesin. Yoğun bir aşk. Sıla'nın aşkını ben de görüyorum. Bildiğiniz gözlerinde acı var.
Bu arada saçma sapan bir sürü haber çıkmıştı. Özellikle bir takım iddialar duydum. Ben söylemek gereksinimi bile duymadım. Yok işte Rahşan Hanım yüzünden kavga ettiler. Yok Zeynep Salih ile arkadaşlığı yüzünden kavga ettiler falan da filan da gibi şeyler çıkmıştı. Ama gördüğünüz gibi Okan Bey yüzünden kavga etmişler. Bulandırmaya çok açık konu ya. Oradan bir taş atıyor. Biraz daha su bulansın. Oradan bir şey ben Zeynep'le konuştum zaten. Bu konu nedir kız dedim. Senin adın dolaşıyor ortalıkta bu konuyla ilgili. Burhan dedi biz 1,5 yıldır görüşmüyoruz dedi. Yani tabii canım. He, ama olayı duydum ama mesaj attım. Arkadaşım mesaj attım. İşte geçmiş olsun temelde bulundum ama biz 1,5 yıldır görüşmüyoruz zaten. Tabii yani yeni, şimdi Zinet'in yeni albümünü bitirdik. Hı hı. Hiçbir yerinde Zinet ne bir yerinde girdi ne bir şey Zinet demiş. Sıla. Hiçbir yerinde bir an bile yok yani. Hani öyle olsa ben de yakınen şahit olurum yani. Hı hı. Albümü beraber yaptık. Öyle bir şey hiç yok yani ortada. Evet, dün ona da sormaya çalıştılar ama işte bakın bazen ben bazı programlardaki şeylere inanamıyorum ya. İddialara, söylenenlere bir şaşırıyorum of. Yani. Film algısı, film. Bu böyle filmin altını açıyorlar. Daha Hollywood efekt geliyor yani. Aa onunla bir şey mi? Daha bir dalması çevirelim böyle. Dejenere olsun böyle. Açıkçası ortalık. Çok büyük iddialar. Yani mesela... taraflardan bir tanesi gidip dava etse süründürür diye düşünüyorum. Hani mesela özel hayatın bu kadar aşırı didiklenmesine anlam veremiyorum. Çok ciddi itibar suikastliği var ortada. Değil mi? Çok. Çok şaşkınım. Özellikle böyle işte yok Zeynep Salih için, Rahşan Hanım için kavga ettiler gibi altından da yine dediğim gibi ekranda söylemek istemediğim şeyler duyduğumda nasıl yani bunu ekranda mı konuşmuşlar falan dedim ben. İnanamadım yani. Ki gördüğünüz gibi bir az sabretseymişiz. Gerçekten niye kavga ettiklerini öğrenecekmişiz. Hayali güçlerimizi çalıştırmak yerine. Yine bir korkunç, şaşırtıcı iddia var. Bircan Bali programında demiş ki yasaklı madde kullanan Ahmet Kural'ı Murat Cemcir tedaviye götürüyor demiş. Bu da çok büyük bir iddia. Şimdi bu bir nevi de bir suç duyurusu gibi tabii bir şey oluyor ki de. Değil mi? Yani bunun arkasında gerçekten ciddi elinde bir şey varsa net olarak söylenecek bir şey eğer yoksa yani bana mesela biri böyle bir şey söyleyecek yani ispatlaması o yani yakasını çok ağır yerlere gider o iş yani. Ne güzel keşke söyleseler diyorsun. Yok keşke söyleseler demiyorum da yani bizim... Yok ya herkesin yok yani, ulaşabileceği bir şey yok. Süründürmek için karşı tarafı. Ya, kimseyi süründürmek de istemem de ama bu nasıl bir şey ya? Yani ortaya böyle sen bir anda bir şey atıyorsun. Pimi çok çekilmiş enteresanmış. Bomba gibi. Demiş ki Ahmet Kural'ın götürüyor mu demiş. Tedaviye götürüyor demiş. Ahmet Kural yasaklı madde kullanımı için terapi görüyor. Ve terapiye görüyor. Onu Murat Cemcir götürüyor. Bu benim iddiam. Böyle bir istihbarat aldım. Ve sizlerle paylaşıyorum. Bir şimdi hastanede mesela, onun bir kaydı var yani şu an. Yani evet. Götürüyor diyor çünkü. Götürüyor diyor. Ya da bir şey demiyor. Böyle bir istihbarat. Şimdi mesela ben bunu söylemeye cesaret edemezdim. Ki mesela birçok iddia bana da yazılıyor, çözülüyor. Özellikle sosyal medyamdan çok mesaj geliyor. Bir takım konuları konuşurken işte şöyle oldu, böyle oldu. Yok onun işte... mesela yani en basitinden yok onun işte öğretmeni benim annemdi de şöyle yaptı da böyle yaptı da kim olduğunu söylemeyeceğim. Yok işte o zaman da şunu şunu yapıyordu gibi şeyler söylüyor. Şimdi ben bunu yayında söylersem tabii. Şey gelmiyor bana. Etik gelmiyor yani. Açıkçası. Doğru. Hani çünkü sonuç itibariyle herhangi biri yazmış da olabilir. Nasıl bu Berrak Tüzün Ataç bir çocuğa bağış yapıyordu da çocuğun biri herkesi trolledi ya çıktı özür diliyorum kız arkadaşım silmiş falan filan diye sonra çocuk fenomen oldu mesela. Aynen. Ertesi gün önüne kabaklar patlıcanlar koyup röportaj yaptı falan hani şimdi öyle bir duruma düşmek de istemem bu da çok büyük bir iddia. Demiş ki konuda haklılık payı çıkartamıyorum demiş madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Kural gerçekten herhangi bir maddenin tesiriyle mi bunu yaptı bilmiyorum. Bir yerden haklılık payı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ama Murat Cemcir'in de bildiği o psikoloğa gittiğini biliyorum demiş. Psikolog mu klinik mi? İşte artık bence bir klinikte tedavi olmazsa öyle dışarıdan çünkü bu tedavi psikologluk değil. Hiçbir işe yarayan bir şey değil yani. Tabii canım. Yani bunu... 2 hafta, 3 hafta gidip orada ikamet etmesi lazım. Tabii gayet. Tabii. Yani tedaviden tabii. Bahsediyorsak eğer. Evet. Tedavisi böyle. Böyle. Bir şey. Yani bir de yani nereden kaçıracaksın Ahmet Kural öyle kalkıp da sıradan bir oyuncu değil ki öyle bir şey yapacak da bugüne kadar çıkmayacak o. Bir de bana her çok... hastanede olmuyor bu iş. Bu tabii iş gayet tabii. Zeytinburnu'nda bir hastane var. Orada oluyor. Yani. Ya, özelleri var onun.
özellerden birinde de böyle bir şey alabilir ama dediğim gibi bu çok büyük bir iddia. Aslı astarı var mıdır bilmiyorum ama söylediklerine göre zaten aşırı derecede alkollüler. Hatta Sıla diyor benden daha alkollüydü, ya, sallanıyordu diyor Ahmet Ural. Hani bunun bir alkol olduğunu söylüyordu. Bu çok büyük bir iddia bilmiyorum. Bakalım bu iddia nasıl? Bunlar sosyal medya refleksi biliyor musunuz artık? Öyle önüne geldiği gibi yazıyor ya herkes. Böyle hiç umursamadan. Eskiden hani ağzından çıkanı bir kulağın duysun diye bir düstur vardı. Şimdi sosyal medya o refleksi tamamen yok etti. Evet. Ama oradan da ceza alabiliyorsun. Tabii gayet hiç, tabii. Ama hiç fark etmiyor. İster konuş, ister yaz, ister tabii, sosyal gayet, medya. Hiç problem değil. Yeter yani ki söylediğin seni bağlar. Evet, bağlar. Kesinlikle. Şimdi Ahmet Kural demek ki şu saatten sonra narkotin de şeyine girecek. Kıstasına. Kıskacına girecek, takibine başlayacak. Öyle bir şey varsa zaten narkotik biliyordur. Son 10 yıldır kaç biliyordur. Ne zamandır yapıyorsa bunu onu zaten seceresini biliyordur. Yani herkes rahat olsun. Öyle Türkiye'de o işler o kadar basit değil yani. Ben zaten mesela böyle bir olay daha yaşamıştık hatırlarsanız Hande Yener'le ilgili. Mesela polis bu gibi durumlarda eskiden hemen harekete geçerdi. Şimdi mesela sonrası gelmiyor o haberlerin. Hani hemen gidiyorlardı, evden alıyorlardı, bir şey oluyorlardı. Hatırlarsanız Terence Erengil de söylemişti ya böyle bir şey fotoğrafını paylaştığında. Sonra tabii barıştılar, aynı masada oturdular falan ama mesela onun bir suç olduğunu, bir suç duyurusu gibi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki öyle. Değil mi? Bir nevi. Şimdi bir Canbali'nin burada söylediği de bence bir nevi bir suç duyurusu gibi bir şey olmuş. İhbar ediyor. Evet, değil İhbar mi? Ediyor. Ahmet Kural ihbar ediyor. Kesinlikle evet, öyle. Bu adam bu uyuşturucu kullanıyor diye ihbar kesinlikle ediyor. Kesinlikle öyle. Doğru. Yani, ya da iftira yani. Hep işte oluyor. Ama şey de çok iyi değil mi? Hani haklılık payı var mı? Kendini temize çekmeye çalışıyorum beynimde. Hani acaba bu yüzden mi gibi şeyler söylemiş. Ahmet Kural'ın haberleri bitecek gibi değil. Bir de annesinin bir paylaşımı olmuş Ahmet Kural'ın. Acaba Sıla'ya mı gönderme yaptı diyorlar. Demiş ki eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın demiş Ahmet Kural'ın annesi. Rus oyun ve kısa öykü yazarı Anton'un yazdığı bir şeymiş bu, sözmüş. Bence kesinlikle Sıla'ya yazmış. Değil Anton Çehov'un. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Dedik ki Sıla'nın albümünü beraber yaptık. Ziynet'in mi yaptın? Ha, evet. Tamam ben Sıla gibi anladım. Acaba dedim Ahmet Kural'a yazdığı şarkıyı da koydum diye soracak. Yok. Biz çok merak ettik şarkıyı ya. Ben de çok merak evet, ettim. Evet ya şimdi zaten o mesela yapımcısı Sıla'nın falan. Gerçi kendi yapımcılığını da yapıyor ama o şarkıyı çıkar da patlatalım ya diye. Hemen ölüyordur, bir şarkıyı çıkaralım ya. Da. Okumuşsa ben olsam hemen bakalım. Çıkartırım. Hiç gerek yok. Kesinlikle. Hemen dişlerden. Tabii ama aynen. Annenin de bir tepki göstermesi çok normal böyle bir durumda. Tabii şimdi canım. Oğlu söz konusu orada. Şunu merak ediyorum. Oradaki annesinin söylediği şeyde kusur, açığa çıkılmış bir kusur var. O nedir? Yani bilmediğimiz işte hani oğlunun şiddete meyilli olmasını belki hani oğlunun şiddete meyillini ortaya çıkarttın gibi bir şey olabilir. Ama şiddete meyillini Ahmet Kural kendi ortaya çıkarıyor. Mesela şöyle bir durum olsa Sıla çıksa dese ki arkadaşlar toplanın basın toplantısı yapıyorum bu adam var ya acayip bir şiddete meraklı bir şey dese bu bir kusuru ortaya çıkarmaktır ama gidip şikayet kişi etti birini işte dövüyorsa iddia bu bilemiyorum dövüyor böyle bir şey sen kendi kusurunu kendi ortaya çıkarmış oluyorsun kimse senin kusurunu çıkarmadı ki ortaya değil mi öyle değil mi? Ama daha önce de birkaç kusur işlemiş kimse çıkarmadığı için yani. Bir de o birazcık orada duman tütüyor. Yapacak Kenan şey yok. Kenan Erçetin gözün kızıyla da nişanlanmıştı evet. Değil mi? O da çünkü bir gönderme yaptı Sıla'ya işte bilmiyor muydun sen zamanında bunları vesaire vesaire gibi. Yani daha önceden şiddet eğilimi olan bir insan zaten. Diğer soytarı ilişkilerinde dedi de Kenan yani. Kenan Erçetin göz. Bu saatten sonra bu soytarıyla hangi kadın olacak merak ediyorum diye bir paylaşım oldu. Tabii evleneceklerdi. Nişanlandılar. Evet. Burcu Kıratlı'yla evet. Nişanlandılar. Teyze programına bile çıktı orada evet. Değil mi? Yani, değil mi? Öyle mi teklif etmiş değil mi? Bir romantik bilmiyorum, teklifi de orada vardı. O konu geçmişti yani. Hani kızıyla beraber olduğu teklifi geçmişti. Hı hı. Mesela bir banka ismini vermeyelim reklamını geri çekiyor. Neden? Bir olaydan dolayı. Hı hı. Sıla da bu olaydan dolayı kesinlikle bir kadına şiddet dolayısıyla bu tavrı koymalıydı. Koyması çok iyi oldu zaten. Hayır, öncesinde koymalıydı. Değil mi? Daha önce bir kadın işte hep acaba yani. Mı diyorsun belki de? Bu şuna benziyor. Ne kadar doğru örnek vereceğim bilmiyorum. Diyelim ki hayvan sever bir insansın ve daha beraber olduğun insan daha önce bir hayvana bir şiddetini uyguladın. O insanla beraber olur musun? Hayır. Olmaz.
Bu da aynı şey. Hayatında seni zedeleyeceğiz, senin yani bakış açını yansıtmayan bir insanla beraber olmazsın. Ya çok seviyor, aşık olduğu gözüne perdeydi ki öyle görünüyor. Yani bir yanlış, başka bir yanlışla devam etmiş. Estağfurullah, bir şey sorabilir miyim sana? Şimdi birçok sanatçı, birçok insan, birçok isim Sıla'ya çok destek oldu. Bu kadın dernekleri Sıla'ya destek amacıyla böyle bir şey açıklama yaptı mı hiç? Yok hayır, hiç öyle bir destek değil ama yani Türkiye destekledi kadını. Şimdi bak, Türkiye desteklemesi paylaştı, ayrı. Herkes ama etkiledi. O kadar çok kadın dernekleri var ki. Biliyorsun. Belki onlar da yapmıştır şimdi, yapmadılar ha, diyemem. Duydun mu? Ben duymadım. Yok hayır, muhtemelen yapmışlardır ama o kadar çok ünlü isim destek oldu ki. Şimdi o ünlü isimleri söylemek, kadın kurumunu söylemekten daha popüler bir iş olduğu için altı çizilmemiş olabilir. Şimdi bu kadın dernekleri son zamanlarda kadına şiddet insanlığa hakarettir gibi böyle bir kampanyalar başlattılar. Hı hı. Bize fırsatta bunu diyoruz ki şiddetin cinsiyeti olmaz. Tabii diyoruz. Ki. Ama böyle bir şey yapan bu kadın dernekleri ama Sıla'ya nasıl bir destekte bulundular veya nasıl destekleyici bir açıklama yaptılar ben hiç fark etmedim. Yani veya ben kaçırdım. O yüzden emin olmak için sordum. Hı. Sen de görmemişsin. Demek ki ya yapmadılar ya gözümüzden kaçtı. Bence gözümüzden kaçmış olabilir. Destek verirler diye tahmin ediyorum. Çünkü Sıla'ya o kadar çok ünlü isim destek verdi. O kadar çok ünlüler bu konuyla ilgili yorumlar yaptı, paylaşımlar yaptı ki onlar daha popüler olduğu için onları masaya yatırmak daha kolay. Ya da onları haber yapmak, onları gazetede paylaşmak daha kolay. Yine gördüğünüz gibi bugün bütün gazetelerin yani birinci sayfaları, bakın mesela Günaydın'da koskocaman gazetenin neredeyse yarısı Ahmet Kural Sıla'yı girmiş. Gerçekten düşünün ki gazetenin hemen hemen tamamı bu şekilde haber yapmış. Ve ayrılıktan sonraki ilişki yüzünden kavga ettik diye koskocaman da başlık atmışlar. Önü, arkası, her yeri. Yani evet, enteresan o aynı gazetenin arkasını göstermek istiyorum size. Bakarsanız şu Ahmet kısma. Gördüğünüz gibi yani ön kapak, arka kapak. Ben de yaralandım, şikayetçi olmak aklıma gelmedi demiş Ahmet Kural. Şimdi kadınla erkeğin gücü bir değil ki. Ahmet Kural ben de yaralandım diyor ama yani nasıl yaralandı acaba? Şimdi kadın kendini savunmaya çalışırken mi gerçekten yaralandı yoksa o da ona bir şeyler mi yaptı? Hani bunu bilemiyoruz ki, orada değildi. Tırmalamış olabilir yani. Peki Sıla'ya, evet. Değil mi? Sıla'ya git bu evden dediğinde gitmemiş midir? Gitmeyebilir. Belki açıklamaya çalışmıştır tabii o sırada. Ki. Değil mi? Tabii. Hani dur bir tabii. İzah edeyim, bir sakinleş gibi bir şey olmuştur. Ve kavga büyümüştür diye düşünüyorum. Çünkü ben, o anda o evden çıksa bir daha dönüş olmaz o eve. Hem öyle hem de yani burada artık sen yani belirli bir yaşa gelmiş özellikle erkeklere yani baktın ki iş çığırından çıkıyor. Hani hakikaten gideceksin oradan. Yani olur yani bazı insan çok sinirli yani. Çekeceksin gideceksin. Yani bu yapılacak en doğru hareket. Ahmet Kural'ın annesi tabii ki oğlu için çok üzülmüştür ama ne olursa olsun bir kadın oğlu için bile olsa kadına şiddeti öncesi bu olacak. Hayır oğlum sen yanlış yaptın. Bir kadının ne olursa olsun asla asla el kaldıramazsın. Sonrasında sen oğlun için söyle. Değil mi? Bu ilk madde. Yani kadınlar artık oğullarını bir şeylerini falan korumayı bıraksınlar. Yani bu yanlış. Ne olursa olsun yani. Sonuç hani istediği kadar tahrik etsin. Burada yanlış var. Ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu Sıla'nın bunu yapması büyük bir öncü bir hareket oldu. Bundan sonra şimdi hiçbir kadın sineye çekmeyecek. Çünkü neler var aslında bizim tabii bilmediğimiz, ki, ne olaylar var. Çok insan şiddet görüyor vesaire ama ya kapatıyor ya işte utanıyor vesaire. Ya bu kazan yıllardır kaynıyor zaten. Tabii ki biz de. Biz bunun filmin en sondaki karesini görüyoruz. Adam kalkıyor sokağın ortasında kadını vuruyor, bir şey yapıyor. Biz bunu görüyoruz. Onun öncesi var işte, orada şiddet var. Ve bu kazan ilk defa kaynamıyor yani. Belki de vesile olur. Belki de kanun olarak yeni şeyler getirilmesi lazım. Zaten İnşallah. Bu aile kanunuyla ilgili birçok yeni yaptırımlar var. Yeniden evet. Düzenleniyor bir takım şeyler. Fakat şimdi sen dedin ya kadınlara öncülük yaptı gibi. Şimdi evet. Hiç kimse sessiz kalmayacak. Ama her bayanı veya her kadını Sıla'yla bir tutma. Sıla böyle çok evet. Güçlü, ayakları yere kesinlikle, basan, kesinlikle. İstediğini yapabilen bir kadın kesinlikle. Ama evli, işte, tabii, iki aylık bir ne çocuğu var, ki. Kocası dövmüş.
Hadi Sıla'nın yaptığını yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Sıla birisi de çıkamaz ki. Hiç. Ne şikayet edebilir? Çünkü yine dönüp dolaşacak, aynı eve gelecek. Tabii. Ayakları üstünde durması duramıyor, lazım. İlk duramıyor. Önce bir bayanın. Yani duramadığı için. O yüzden tabii Sıla yine kadınların gözünde biraz yükselecek ama işte bunu her kadın maalesef yapamıyor. Şunu da, yapamaz da. Şunu da kabul edelim. Sıla dışında başka biri, daha az popüler olan biri böyle bir şey yaşasaydı bizim diğer ünlülerimiz, magazinimiz veya Türkiye'deki medyatik durum asla buna bu kadar eğilmeyecekti. Evet, doğru, değil mi? Arada sebebi Sıla olması. Bunu da kabul edelim yani. Kesinlikle. Arada böyle mağduriyet yaşamış o kadar çok, isim var ki. Çok ama var. Mesela bir gün konuşulmuş, ertesi gün yoklar. O da böyle işte bir program içinde 5 dakika, 10 dakika konuşulmuş, bitmiş. Asıl sorun işte bu. Ama mesela burada bakarsak geçen hafta da bu konuyu konuşuyorduk. Evet. Bu hafta da yine bunu konuşuyoruz. Tabii yine şu saatlerde yayındaydık. Haber evet, geldi. Evet, bu saatte Perşembe günüydü sanıyorum. Hı. Yine bu saatler dedik, birden duyduk, şok olduk. Yani hiç aklımız ucundan geçmezdi. Sıla gibi bir kadının böyle bir şeye maruz kalacağını. Evet, hiç bir de o kadar maskülen, evet. Bir de duran, Ahmet Kural düşünüyorsun. Ya çocuk esprili çocuk, hoş çocuk. Yani yani böyle bir şey yapamaz diyorsun. Ama kadın savcıdan çıktı, bir anlattı ki o neler olmuş neler. Çok acı. Şimdi bana bir mesaj geldi. Boşanma davasını açtığım bir müvekkilim var. Bu kimdir? Avukat mıdır Arzu? Kadın kocasından defalarca şiddet görmüş. Dosyaya ifade tutanakları, doktor raporunu da ekledik. Kadın için önleyici tedbir kararı istedik. 1,5 aydır hiçbir karar verilmedi. Bu ülkede kadın hakları sadece ünlüler için mi geçerli diye bir paylaşım olmuş bir vatandaşımızın. Bir avukatın şeyi, yani bir avukat şu an bunu paylaşıyor, diyor ki biz diyor her şeyi ekledik, raporumuz evet. Tam aynı olay, aynı olay hani burada diyor hakkımızı arayabilmemiz için ünlü olmamız mı gerekiyor diyor kadın. Vallahi öyle görünüyor. Sadece ünlüler ya, için mi geçerli? Şimdi 6284 nolu kanuna göre çiftlerden, evli şey çiftlerden erkek veya kadın hiç fark etmiyor. Savcıya gidip şikayet ettiği zaman beyanı önemli kılıyor ve o beyana rağmen beyana uzaklaştırma veriyor. 3 ay veya 6 ay uzaklaştırma verebiliyor. Ne doktor raporu istiyor, ne bir şey istiyor, hiçbir şey istemiyor. Sen gidip şikayet beyanı ettiğin zaman yeterli. Beyanı vermen yeterli. Ve gidip uzaklaştırmayı alabiliyorsun. Uygulama giriyor mu peki? Giriyor. Ha giriyor da uzaklaştırma veriyor da uzaklaşabiliyor mu? Bazı adamlar dinlemiyor ki bunu. İşte uzaklaşmadığı takdirde zaten onun cezası var. Yani eğer bu uzaklaşma cezası süresinde 6 aylık 3 aylık dilim içerisinde bunu ihlal edersen cezası var. Ağır bir yaptırımı var. Ama ben çok okuyorum mesela, o kadar şikayet ettim diyor, bu beni öldürecek diyor kadın. Yani yalvarıyor yakarıyor, yine tutamıyorlar. Evet, adam geliyor, serbest oluyor. Yani. Sonra gerçekten bir bakıyorsunuz kadın canını İnanılır zor ki olmuş. Göz göre göre böyle şeyler yaşanıyor Türkiye'de. Evet, gerçekten. Sonra maalesef. İnsanlar maalesef. Neden meşhur olmak istiyor? Bu yüzden meşhur olmak istiyor işte insanlar. Ünlüysen daha bana çok bir şey olduğu zaman evet ünlü daha işte herkes sana bakıyor. Bütün herkes sana aman aman diyor. Sanki hani zannedersin ki ilk defa böyle bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Tabii ki ilk defa yaşanmıyor. Her gün bir tane kadın şiddet görüyor. Belki şu an biz burada bunları konuşurken bile şiddet gören kadın var. Yani kaç milyon insanız şurada. Ama dediği gibi avukatında bazen bazı şeyler tam sisteminde yürümüyor. Çok fazla prosedür, çok fazla bekletilme gibi durumlar olabiliyor. Tabii ki bu konu şu anda çok ayyuka çıkmış. Bir haftadır Türkiye'deki herkes bu konuyu konuşuyor evinde bir şekilde. Bu arada Ahmet'le arkadaş olan arkadaşlarım da var. Onlardan da duyduklarım var. Mesela şey... Ne diyorlar? Şey demiş... ya öyle abarttığı gibi bir şey yok. Kendi kendine işte ortalığı ayağa kaldırdı falan dediğini duydum. Hmm. Arkadaşın ya. Açıklama olarak. Kadın abartıyor falan dedi bana arkadaşım. Dedim ki yani bak ablaların var, sakın böyle dediğini duymayayım dedim ona. Şimdi Ahmet Kural'ın şeyinde ifadesinde şöyle bir kelime var. Ahmet Kural seni bitireceğim. Ha, aynen. Aynen böyle bir kelime var. Yani, Sıla'nın ifadesi. Tabii evet. Sıla Ahmet Kural'a böyle bağırmış. Ahmet Kural seni bitireceğim. Yani acaba bu söylediği kelimenin şeyleri mi? Operasyonunu bunlar yani seni bitireceğim derken. Şimdi mesela Ahmet Kural'ın arkadaşları böyle bir şey söylemiş. İki kişi bir evdeler, çok fazla alkollüler, öyle beyan etmişler.
Ya siz nereden biliyorsunuz? Sadece kendileri bile bilmiyor o andaki ne durumda olduklarını. Evet, mesela ben çok şaşırıyorum böyle şeylere. Yani neymiş? Aslında olay abartılıyormuş. Ya nereden biliyorsun abi olayın abi? Yan tarafta insanlar duymuşlar. İşte değil mi? Olay, düşün. Olayın en güzel şahidi onlar bence. O sesler. No, bak ne demiş? Ya birini öldürüyor herhalde. Bir kadını, bir kızı öldürüyor. Şimdi, Sıla olduğunu bilseydi belki çıkarlardı. Şimdi o doğru. bile aslında bir duyum. Şimdi mesela dersin ki karşıda seni öldüreceğim diye vardı ama bu yaptığın anlamına gelmez. Bu sadece bir duyum. Bir görsel yok ortada. Doğru. Bir kültü ablası patladı, sinirlendi, vurdu duvara ama bu kadına yönelik bir şey olmayabilir. Yani onlar bile oradaki vizyonu net olarak anlatamaz. Bağırış, çağırış, kavga, gürültü bir şey. Tabii ki seslerden ve kırılan şeylerden. Sadece bir çıkarsama yani. Yapabilirler. Bir şey daha soracağım. Biliyorsunuz Türk dili, Aztek dili nereye çekersek oraya gidiyor. Şimdi Ahmet Kural seni bitireceğim demiş ya Sıla iddiaya göre. Hani hayatımda bitireceğimi de kastetmiş olabilir. Hani, tabii ki. Yok. Kariyerini bitireceğim demiş. O Ahmet Kural buraya gelecekti demiş olabilir yani. Kedi buraya gelecekti demiş olabilir. Ya şey sonuçta bu kadın Ahmet Kural'a çok aşık. Çokmuş. Belli canım. Yani dolayısıyla bir şeylerin de bitmesini aslında arzu etmemiş, hiç istememiş. O evden gitmek bile istememiş. Ama bu kadar şiddete maruz kalınca neye uğradığını şaşırmış ve o da karşısında böyle bir şey söylemiş olabilir yani. Evet. Çünkü evet. Kendini savunmak için o sinirle ne söyleyeceksin? İşte zaten bakın en kötü sözler ne zaman ağzımızdan çıkar? İşte kavganın en hararetli ya da mesela en canımızın yandığı anda sırf karşı tarafın canı yansın diye bir şey söylersin. Aslında çok da pişman olursun onu söylediğine. İki yutkunsak, nefes alsak şöyle bir oksijeni içimize çekip sakinlesek ona kadar sayacaksın. Ona kadar saysak da söylemeyeceğiz ama o an bir an böyle pat diye çıkıveriyor ya o sinirli ağzından. Sonra da o zaman başa da alınan bir şey değil mesela. İstediğin gibi dur şöyle bir filmi başa sarayım. Bir daha orayı tekrarlayayım gibi bir şey de yok. Çünkü neden? Bu hayatın bir tekrarı yok. İnsanı kavgada tanırsın. Yolculukta tanırsın, bir yemekte tanırsın. Bunlar önemli şeyler senin kendin için. Evet, orada kendini tutuyorsan... Alkol masasında, tatil çok önemli. Tatilde. Tabii yani yolculukta oralarda insan ne olduğunu bir çıkıyor ortaya. Yani senin özün ne? Yani o direkt çıkıyor dışarı. Bence zaten hiç birbirlerine göre değiller. Yani olmaz zaten. Hayır ne evet, çok komik olur biliyor musun? Bu kadar bu olaydan sonra her şey bitip aynen. Barışıp herhalde olmaz değil mi? Ben olabileceğini düşünüyorum biliyor musun Dolunay? Öyle yani mi? Yani hep içimde öyle bir şekilde hani böyle bir 15 gün 10 gün falan geçtikten sonra böyle bir ağlama krizi, bir anlık bir özleme nöbetiyle bu ikili bir araya gelip bayağı hüngür hüngür karşılıklı ağlayarak sanki öpüşüp koklaşıp barışacaklar. Bu olayla Ahmet Kural kendini bitirdi. Böyle bir şey olsa Sıla da kendini bitirdi. Aynısını bence de. Yani çok eğer Sıla bu saatten sonra şimdi bu kadar desteği arkasına aldıktan sonra böyle bir hamle yaparsa tabii. Çok büyük reyting kaybeder. Yani ya da tüm şarkıcılığını ve besteciliğini kullanıp kameraların karşısına çıkıp sizi sevmediniz mi diye bir şarkı yaparsa belki. Ha, ya. Hayır şimdi bak ben seviyorum. Sen madem bu cümleyi ortaya attın böyle bir şarkı bekliyoruz senden. Peki. Tamam, İsmi de Ahmet ile Sıla olsun. Tahir ile Zühre gibi. Ahmet şarkısını yıllar önce Sezen Aksu yazmıştı zaten biliyorsunuz. Deniz Seki de söylemişti ilk çıkış şarkısıydı. Hiç hatırlamıyorum demiştim. Bunu bir kere daha söylemiştim. Evet evet. Evet. Baksana bu defa kesin söylüyorum. Kuş uçtu uçacak Ahmet diye bir şarkı vardı. Hatta bunu da çalın şöyle. Bir kuplecik hatırlatalım şöyle. Nakarat kısmıydı. Aslında bir Ahmet'e yazılmış şarkı vardı ama o zaman Sezen Aksu'nun hayatındaki Ahmet'e yazdı. Tabii, eşi Ahmet. Bir şarkıydı Ahmet'ti, o. Gazeteci. Ahmet evet evet gazeteci bir beyefendiye yazdığını söylüyorum. Ben şimdi VJ'likten gelme olduğum için bize tabii böyle doneler çok verildiği için işte bu besteyi nasıl çıkmış, aranjörün klibi nasıl çekilmiş falan böyle detaylar aklımda kalması çok normal. Şimdi zaten Sıla'nın bundan sonra yazacağı her şarkı oraya girecek. Şöyle bir dinleyeceğiz girecek. Bak. Aa bak bunu söyledi. Hani kaç kadeh bir şey oldu falan kırıldı. Aa bak bunu Ahmet'e falan. Hepsi oraya akacak yani. Tıpkı bir dönem Demet Akalın'ın yaşadığı olayla birlikte kadının her söylediğine bittim gözün aydın dedi böyle bir milletçe yaptı ya işte. Sen de kendin gibi bir şerefsiz aç diye devam ediyordu şarkı hatırlıyor musun? herkes bir böyle sözleri ekstra bir dinledi yıllarca Demet Akalın ne söyleyecek? İbo'ya mı gönderdi? Acaba bunu niye söyledi? Ama onun çok ekmeğini yedi kendi de itiraf ediyor. Söylüyor. Tabii ki. Yani çok şey net bir şekilde. Kesinlikle. Burada da şimdi Sıla'nın her şarkısı
bir merakla bekliyoruz bakalım. İçinde bir tokat geçer mi, bir yumruk geçer mi, bir tekme geçer mi, diz kapaklara tekme olduğu iddia ediliyor. Çünkü diz kapaklarına ciddi bir sorun olmuş bu olaydan sonra. Darp raporunda var. Bir konuğum şey demişti, çok riskli bir şey demişti. Diz kapak ağır bir darbeyle sadece olur demişti. Bakalım. Bayıltır bile onun acısı. Yani oradan çünkü direkt gidebiliyorsun, şalter kapanabiliyor. Ya zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ikilinin verimli sadakası varmış. İyi yani bir şey olmamış. Şöyle de başlanabilirdi. Ortada bir cinayet, Allah korusun. Öbür tarafta da işte hapis yolları gözüken bir adam olabilirdi. Tabii şuursuz çünkü bir hal bir anlık, olur kesin. Bir anlık bir şey ya. Gerçekten Allah aşkına şu öfkenizi kontrol edin ya. Kafasını çarptı bir yere. Bir saliselik bir şey. Hayat o kadar kuş gibi ki anında havalanıp gidebiliyor bedenimizden yani. Çok kısa bir hayat. Bence tadını çıkararak yaşamak gerekiyor. Evet, içinde aşk güzel bir şey. Aşkı yaşamak da güzel bir şey. Ama aşkı bu şekilde hırpalamak hiç doğru bir şey değil. Bu aşktan çok eziyete dönmüş. Tabii canım. Mesela şimdi su içme, su çok önemli bir şey ya. Evet. Yani 1 litre içersen 2 litre, 20 litre içersen ölürsün. Bu suyu zehir yapar. Evet. Yani aşkı da hani bu kadar artık hayatında iyice böyle tutkulu böyle bir çok güzel bir şey tabii de bazen bir tık sonrası hastalıklı bir hal alıyor. Doğru. İşte böyle durumlar yani. Doz önemli bir şey. Zehirle dozu belirleyen şey, yani zehirle ilacı belirleyen şey doz demiş. Kesinlikle. Hadi bunun üstüne bir şarkı patlat ya. Vallahi bak şöyle. Günün tokatlı. Tokatlı. O zaman Tokat yöresine. Evet. Peki, o zaman buradan rahmetli Kayahan abiyi de analım. Nur içinde yatsın, bize harika şarkılar yarattı. Asırlardır yalnızım, pişmanım alıp yazım, bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde soldum, kederlerinde cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Seni versinler. Kopuyor zavallı yüreğimde, tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkın yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, sevdanın yolları bana kurşunlar. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar.
yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma. Belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anla, bana sevmeyi anla, bana sevmeyi anla, esip geçmeyi. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarı anlat bana, senin gibi esmerim. Bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, esip. Ayako anemisis do pela kutona fro. Ayako froisis metulin mutofos. Vesa mesa stin kardiamo, sikarpisa muton kaimo. Vesa mesa stin kardiamo, seta mesa beton kaimo. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarı anlat bana, senin gibi esmerim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarı anlat bana, senin gibi esmerim. Bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Ağzına sağlık Eflatun. Çok teşekkürler. Bugün hep günün anlam ve önemini belirten şarkılar seçiyorsun. Çok da güzel oluyor. Bu arada Mert Fırat ve Burcu Biricik de oynadıkları sinema filmi için bir şarkı seslendirmişler. Bir dönem Teoman'ın iki yabancı şarkısı vardı. Şebnem Ferah'la birlikte söylemişlerdi ki ikisi de çok güçlü sesler ama bu kez okuyanlar oyuncumuz. Bakalım beğenecek misin? Fikrini merak ediyorum. Dilerseniz önce bir izleyelim. İki yabancı. Yazdan kalma bir günden, ya da çölde çay filminden. Bir sahne var aklımda, oyuncular sanki biziz. Mutsuzuz ikimiziz. Kimi aşklar hiç bitmezmiş, bizimkisi bitenlerden. Sevmeye yeteneksiziz. İki yabancı, iki yabancı. Birlikte ama yalnız. İki yabancı. İki yabancı. İki yabancı. Birlikte ama yalnız. İki yabancı. Bravo! Nasıl buldun? Diziden bir bölüm değil mi bu? Evet, yani filmden bir bölüm. 16 Kasım'da girecek vizyona. Yani ben Türkiye'de oyuncuların, hı hı, şarkıcılardan çok daha iyi şarkı söylediğini düşünüyorum. Belirli isimlerin dışında. Onun da sebebi ifadeyi daha iyi veriyorlar. Bizim şarkıcılar çoğu, hı hı, zengin olmak için şarkı söylüyor. Yani müziğin içinde olmak için değil, yani müzikten keyif almak. İki yabancı derken o iki yabancı işte manasını giymiyorlar. Evet, o iki yabancıyı söylersem acaba patlar mıyım?
söyledikleri için hep bir mana burkulması oluşuyor. Hı hı. Ama oyuncu arkadaşlar orada o manayı verebilmek için o giysiyi güzel giyiyorlar. Gayet de beğendim. Sesleri zaten, de uymuş bir de zaten sanki. Mert Fırat sahnede olan bir insan. Öyle mi? Tabii yani bildiğim kadarıyla böyle sahnede falan şarkı söylüyor mudur? Şarkı söylüyor diye biliyorum. Hiç duymadım ama. Belirli projelerde. Zaten oyunculuğun bir kısmı da şarkı söylemektir. Evet. Yani, konservatuvarda bunun eğitimi de var. Hı hı. Hatta şey için de albüm çıkacak diyorlar Gökçe Bahadır için. Stüdyoya girdik, doğrudur, çalışmalar var dedi. Ben 10 sene önce böyle İstanbul ilk albümde falan çalışıyorduk, vokal çalışıyorduk yani. Çok da kabiliyetli bir insan. Bence oyuncular şu andaki hali hazırdaki şarkıcılardan çok daha iyi şeyler yaparlar. Ya örnekleri de çok var zaten. Serenay Sayırkaya falan da tabii geçenlerde bir Ebru Gündeş'in şarkısını söylemişti. Muhteşem şahane söylüyordu. Bu kız işimizi elimizden alacak diye demiş yazdı hatta. Evet, Ebru evet. Gündeş. Başarılılar yani. Evet. Burhan abi var mıdır bununla ilgili söyleyeceğin bir şey senin de? Ben çok beğendim. Ne dedin? Yani, ünlü olmak için mi söylüyorlar? Hayır, şöhret olmak için. Şöhret olmak için. Ya popçu ya topçu olacaksın diyorlar ya. Evet. Ama bunu Mert Fırat ve Burcu Biricik için söylemiyoruz ekranı yeni açanlar. Çok da hoşuma gitti biliyorsunuz. Ben bunun gibi buna benzer örneklerim var. Ben de giriyorum stüdyoya eşimle. Böyle düetler yapıyorum ve de çok yakışmış yani. Şarkı söylemeyi herkes çok seviyor. Tabii hiç ki. Karaoke bara gittin mi? Bir kere gittim. Böyle girdim. Kulakların kanadı ama değil mi? Yok kulaklar. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de herkes amatör olarak müzikle uğraşsın. Şiir yazsın, kitap yazsın, sanatla uğraşsın. O zaman yani bu çok dertler güzel hiç bir şey olmayacak söyledin, ki. Çok güzel değil, kavga şey olmayacak. Ama biz ne yapıyoruz? Müzikle kimse uğraşmıyor. Müzikte iyi olmaya çalışmaktansa şöhret olmaya çalışıyoruz bir an önce. Bütün sorun burada. Yoksa yani bir toplum bu şekilde evcilleşir. Evet. Ama tabii ki evcilleşemiyoruz. Yine bir Berkay haberi var önümde. Bu arada ağızlarına sağlık. Filmi de mutlaka izleyeceğim. 16 Kasım'da da vizyona giriyormuş. Geçtiğimiz günlerde futbolcu Arda Turan'la biliyorsunuz bir olay yaşadı. Daha sonrasında da arkadaşı Murat Dalkılıç da Aslan Doğan doğum yaptıktan sonra Arda Turan'ın eşine gidip hayırlı olsun demişti. Yani. Sonraki haber neydi? Berkay Murat Dalkılıç'ı sildi haberleriydi. İşte hani sen benim arkadaşımsın nasıl gidersin gibi bir kıyamet koptu diye Demet bir haber Akalın vardı. Demet Akalın vari bir tutum gösterdi. Evet değil mi? Demet Akalın vari bir tutum göstermiş. Konuşulacak bir mevzu değil demiş bu kez Berkay. Murat benim 23 yıllık arkadaşım. Her anında ben vardım onun yanında. Biz birlikte oturmaya başladık. Evet bizim sitede oturuyorlardı benim benimle aynı binada oturuyorlardı. Biz birlikte oturmaya başladık. İlk İstanbul'a geldiğimizde o benim kardeşim. Ben ona birilerinin arasında git gel diye bir şey demedim. Ben bu konularda konuşmuyorum. Herkes kendi kafasına göre konuşuyor demiş. Ben doğru olanı yaptım. Kendi hayatıma bakıyorum. Ben hiç kimseye birisi için arada kal git gel demedim. Murat saçmalıyor. Benim hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Murat benim 23 yıllık arkadaşım. Arada kalacak bir durum mu var? Biz kimseyi arada bırakacak hareketlerde bulunmadık açıklamasını yapmış. O zaman neden sildi Murat Dalkılıç'ı? Neden takipten çıktı? Öyle, o kesin mi? Evet evet o kesin. Takip etmiyor sonuçta baksanıza. Belki baksın, eli suçmuştur. 23 yıllık arkadaşlar şimdi. nedir yani hep ateş olmayan yerden duman mı çıkıyor? Basın hep mi yalancı, hep mi yanlış yapıyorlar, hep mi yalan söylüyorlar? Ben anlamıyorum ki. Her seferinde böyle bir enteresan açıklama geliyor. Şimdi hem küs değiliz diyorsun, aramızda bir sorun yok. Ben böyle şeylerin hani hesabını gütmüyorum diyorsun. Ama takipten de çıkıyorsun. Ya en büyük şeyleri şu sanatçı olmaları, siyasetçi olsalar çok güzel kıvıracaklar bu işlerden de. Şimdi bir söyledikleri diğerini tutmuyor. Yani Berkay benim de çok sevdiğim arkadaşım da. Ama yani tutarsızlık her yerde tutarsızlıklar. Arkadaş şey dosta bakmıyor. İnsanlarda öyle bir tavır var ya, özellikle kadınlarda tabii, çok var değil mi? Sen küstün tabii, sen tabii de küseceksin. O küstü mü öbürü de küsecek. Yapıyor musun dolunay sen böyle bir şey? Ben hayır yapmıyorum. Yani mesela işte... Yani aslında yapmıyorum demeyeyim bir dakika şimdi. Bir daha bir kere daha. Detaylıca düşününce. Bir tortu çökünce değil mi? Çok sevdiğim yakın bir arkadaşımsa... tabii ben daha önce de söylemiştim hatta ben bozulurdum demiştim. Hatırlıyor evet musun? Evet. Ya ben bozulurum 20 senelik çocukluk arkadaşıyız diyelim. Ve böyle bir şey oldu ben direkt ben de silerim demiştim. Hı hı.
Athena'nın bir şarkısında dediği gibi beklentiler üzer. Beklentiler üzer. Gerçekten yani. Üzer. Ama böyle bir açıklama da ne enteresan olmuş değil mi? Şimdi sen siliyorsun, sonra da bunu söylüyorsun. Ya sen siliyorsun, sonra bir geçmişine bir bakıyorsun. Ya diyorsun ben İstanbul'a ilk geldim, bu adamla aynı evde. Bir geçmişini bir tarıyorsun şöyle bir. Ya yani, çocukluk yapmayayım deyip çeviriyorsun. Böyle iki dudağın arasından çıkan hakikaten kontrol edeceksin. Şimdi yani maalesef böyle önüne gelen sallıyor orta yani şöyle oldu. Sildim ben onu bilmem ne falan. Öyle olmuyor o işler. Anlık bir öfke tabii sonrasında herkes öfkesini bir kenara bırakıp elini başının arasına koyduğunda konu kapanıyor. Bu arada Ocak'ta biliyorsunuz mahkeme. Hı hı. Çok da bir şey kalmadı artık. Hani Kasım evet. ayında ilerliyoruz. Ocak'ta iki gene ay sonraki bomba gibi. Gündemimiz belli. yine bir gündem olur. Ben hissiyatımı söyleyeyim mi? Bir taraf böyle anlaşacaklar gibi geliyor bana. Yani yok. Mahkeme böyle şikayetler geri alınacakmış gibi geliyor. Kamuya dönecek. Silah var. Ne? Ha, kamu silah davası var, açacak var. Değil mi? Evet. İstediği kadar vazgeçsin. Doğru. Kamuya dönecek artı Berkay diyor ki gerekirse hani her şeyimi feda ederim bu işin peşini bırakmayacağım diyor. Şimdi bu kadar büyük laflar şimdi. Yine öfke içinde yani bak bu dersi almıyorlar hiçbir zaman. Ya abi bırakın bir öfkeyi yanlışlar oldu bilmem ne oldu bir çekilin. Hani biraz yapıcı olmak lazım ya. Ama işte yapıcı olmayacakları kadar büyüdü. Neden? Çünkü magazinde çok konuşuldu. Şundan bahsediyorum yani topluma hayır asla affetmem mesajı verme. Sen yine affetme sen zaten yargıya intikal etmiş avukatına diyor ki yani ne yaparsan yap. Sen bunu söyleme. Toplumun önünde olan gençlere, insanlara, sanatçı adaylarına bu mesajı verme. Ben asla affetmem. Ben peşinden sonuna kadar giderim, sonuna kadar giderim. Bu mesajı verme işte yani. Bundan bahsediyorum. Evet, kavga hoş bir şey değil arkadaşlar. Lütfen kendinize gelin. Affedici olalım. Çok sıkıldım ya. Bir gözleri şöyle yıkadık. Ya ben şöyle bak. Eğlenceli haberler sunmak istiyorum. Komik haberler sunmak istiyorum. Ne bileyim hani... Komik haber dedi de Ahmet Kural haberleri sunalım değil mi? Aynen ya. Bu nasıl bir haber gündemidir inanamıyorum. Mesela hazır Murat Dalkılıç'tan konuşmuşken Hande Erçel'in de verdiği kilolar dikkat çekmiş. Oldukça zayıflamış. Aslında hep kilolarıyla gündemde olan Hande Erçel'in diyor. Bu konuda çok sık eleştirilen isimlerden biri olan Hande Erçel'in bu kez de zayıf hali dikkat çekti diyor. Yani ne yapsak suç arkadaş ya. Kilo alırsın suç, zayıflarsın suç. Hepsi bir niye suç. Niye kilo aldı? Niye ya zayıfladı? Bu kız Hande Erçel çok güzel bir kız. Ya bunda ne uğraşıyorlar anlamadım. Zayıf. Bu olduğu kilo da güzel işte. Güzel de etrafındakiler biraz balık eti. Bak ekran çok enteresan bir şey. Şimdi az önce bir arkadaşım bana yazmış. Demiş ki ya Esra orijinalini bilmesem inanacağım ne kadar kilolu gözüküyorsun demiş. Bana. Hani yakından seni görmemiş biri olsam diye. Şimdi ekran azıcık bir kiloyu bile istemiyor. Hmm. Ekran aşırı zayıflık seviyor. Ama seni böyle beğenmişler işte. Hande Erçel olmuşsun. Beğenmeseler de ama eleştiriyorlar ki, yine de kızı kilo diye. Ya eleştiri kaçınılmaz canım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim estetik anlayışlarımızla oynuyorlar. Yani bu Hollywood sineması bize böyle öyle kadınlar veriyor ki bizim önceki jenerasyonumuzda ama bizim belirli bir güzellik anlayışımız var. Bir tip. Ya böyle bir şey olabilir mi güzellik? Kız bakıyorsun bak şuradaki fotoğraf işte yani. Ne kadar güzel. Şahane işte tamam oynama ya yürü. Yani ben bunu çok acayip buluyorum. Ya, etrafındakiler sürekli senin estetik şeyini manipüle ediyorlar. Evet ama ilk başta gerçekten hani yüzü çok yuvarlaktı. Çok tombul tombul duruyordu. Hakikaten duruyordu. Onu bir eleştirdiler. Böyle yüz yuvarlak tombul tombul. Bir şeyler diyorlardı. Hamur surat diyorlardı. Bu kız zayıflarsa bir sürü şey güzelliğini kaybeder bak çok net. Bazlama diyorlardı. Sonra... Neler neler diyorlardı. Sonra zayıfladı. Bu sefer dediler ki aa çenesini yaptırdı galiba. Estetik var dediler. Sürekli konuşuluyor yani Hande Erçel. Bir de niyeyse bir Hande Erçel'i çok sevmiyorlar değil mi? Öyle bir yani şey var bende de öyle bir hissiyatı var. Hani çok sevilmiyor böyle neden bilmiyorum. Ya işte yaşadığı ilişkinin ona getirdiği hani sonuç itibariyle Merve Bolor'la bir meç edilmişti ya Murat Dalkılıç. Hemen çok hızlı bir ilişki yaşaması gibi bir şey söz konusu oldu. Çok uğraşanı var kızın. Bir de oyunculuk bazında da komedi dalında ödül verildi ya. Öyle orada bomba patladı zaten. Orada zaten mesela orada ben de ne alaka dedim. Ne alaka yani. O kadar komik dururken. Hayır bir de o kadar o listede komik insanlar var ki. Çok vardı hem de. İnanılmaz derecede komik insanlar yani var. Yani torpili var işte direkt alt. Yani o listede. Bir de torpilim var demek oluyor bu. O listede sondan birinciydi. Ama mesaj ve gelen oylarla seçiliyor ya belki de...
bir o kadar da fanı vardır kızın. Ya zaten bu iş onunla ilgili değil mi? Çok iyi bir şarkıcı bir albüm yapıyor. Ondan kat kat daha aşağıdaki bir insan albüm yapıyor. Onun fanları çok daha sayı olarak fazla olduğu için en çok onun albümü satıyor. Türkiye'de yani nitelik değil, nicelik ön planda. Yani sayısal veriler ön planda. Buna hiç şaşmamak lazım. Evet. Hande Erçelik'in fanları bir patlattı orayı. Ötekisinin o kadar fanı yok. Çok daha iyi. Hı-hı. Ama dünyanın geldiği noktada sayısal veriler seni çok daha ön plana koyuyor. O kadar. Evet, çok haklısın. Bu arada Hande Erçel'e teşekkür ediyoruz. Seda Sayan'a geçiyoruz. Kaç gündür bu haberler var aslında, biliyor musunuz önümde sevgili izleyenler? Ama biz burada Sıla ve Ahmet Kural'ı konuşmaktan maşallah hiç magazin konuşamadık gibi bir şey oldu. Seda Sayan kaykaya binmiş. Evet, ben de şaşkın. Ben şok yani. Açıkçası ben de binemiyorum o kaykaya maykaya. Tamam, hele topukluyla. Ama hem de topuk. O büyük iddia. Bak, büyük ötesi bir iddia Seda Sayan'ın şu an yaptı. Kaykaya binmiş. Kayabilmiş mi bari? Çok merak ettim ama hiç sanmıyorum. Zaten elinden tutuyorlar filan filan. Baksana, tabii, tabii. Bıraktıkları an tepe taklak olursun. Kaymamış ama kaydırmışlar. Ya bu takım elbiseyle denize girmeye benzer. Bu ne, yani çok saçma bir şey değil mi bu ya? Yani bir şeyi ya doğru yaparsın. Hani mesela giyersin spor kıyafetlerini. Evet. Çok güzel böyle kaskını da takarsın falan, gidersin kaykay binersin. Bu nedir ya? Evet, zaten şey yazıyor. Topuklu ayakkabıyla kaykay yapan Seda Sayan ise o güne damga vuran isim oldu. Seda Sayan kaykayın üzerinde zor anlar yaşadı. Ya arkadaş, düz ayakkabıyla kaykayla kaymak zor. Topukluyla nasıl olacak o iş? O sadece bir fotoğraf için çıkmış bence. Ama Seda Sayan ya, hep diyorum ya, kadınım kadınım diyor yani. Orada bile kadınlığı elden bırakmıyor. Farkında mısın? Sana bir ayakkabımı çıkarayım, binim yok. Hani direkt topuklusuyla çıkmış ya. Estetik güzel gözükeceksin. Seda Sayan'ın başlattığı yerde yatma şeyi falan ne onu, oldu? Ben şimdi hayır, bu topukluyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bircan Bali de geçen gün spor salonunda bir şey paylaşmış. Demiş ki ister topuklu ayakkabıyla sporumu yaparım, ister gözlük takar yaparım. Şimdi böyle bir şey mi, furya mı başladı acaba? Hani topukluyla kadınlar her işi yapabilir. Valla ben topukluyla spor yapanları yıllar önce birkaç Amerikan filminde hani böyle düşük IQ'lu kızlarda görmüştüm. Hani böyle kızla dalga geçiyorlar falan, o da topuklu spor ayakkabılarıyla yürüyor falan. Öyle şeyleri filmde görmüşlüğüm var. Hani ilk defa senden duyuyorum topukluyla, onca yıldır ilk defa. Yani ya, işte mahsus yapılmış hani ya, topukluyla da her şey yapılır. Bugün Avrupa'nın herhangi bir yerinde mesela Berlin'de topuklu ayakkabıyla kaykayla dolaşırsan polis gelebilir yanına. Yani senin aklından bir problem var sende diye gelir yanına. Ya duramazsın ki zaten. Bir sorun var sende yok, derler yani. Yok, durabilirsin ama bu şekilde bilmez. Kask yok, dizlik yok, bir takım dirseklik yok. Ama zaten şey yani, kaymamıştın bu şekilde da. Binersen de sıkıntı. Nasıl dizlerde bakıyorsun, adam araba kullanacak, ilk işi emniyet kemerini takmak oluyor. Bu kadar. Eğer öyle kullansa herkes yazacak. Tabii. Eğer sen bunun üzerine de çıkıyorsan tabii kaskın ki olacak. Ne bileyim, bir kask koyacaksın kafana ama saçım olacak diye koymamıştır. Veya yanındaki çocuğun kaskı terlidir diye o yüzden koymamıştır. Yani bunun da nizami resmi budur. Tabii ki. Tabii ki her zaman olduğu gibi ona da Ahmet Kural'ı ve Sıla'yı sormuşlar. Onların aşkına hayrandım demiş Seda Sayan. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kadına şiddete hayır demiş. Aa evet, bir Can Bali'nin hesabına girip açtı şimdi. Topuklu ayakkabısını göremedim ama bildiğiniz güneş gözlüğüyle spor yapıyor. İstersen gözlükle yaparım, istersen topuklu ayakkabıyla. Yani böyle bir gündem var bu aralar bayanlarda. Aa, ya yani, gerçekten neyi gündem yapacağımız, bu akım mı oldu ya şimdi? Geçen sene topuklularla yarış vardı akım bayanlarda. Akım derken şokum oluyor bu. Yarışı vardı. Neydi o bizim ithal güzellerimizden bir tanesi birinci oldu. Yani topuklarla koştular. 200 metre mi 100 metre mi öyle bir yarış vardı. Güzel bir kadın hareketi o. Ellerinden öperim mesela topukluyla koşanı. Şu an gösteremiyorum ama göstersem bildiğiniz üstümde her ne kadar böyle bir kıyafet de olsa siz söyleyin, ayağımda bildiğiniz düz spor ayakkabılarım var yani. Rahatlık candır diyorum ben. Yani buradan kadınların vermesi gereken mesaj aslında bu. Yani topukluyla kadın olunmaz. Tabii yani ki kadın, canım. Kadını güzel gösteren bir ögedir, bir aksesuardır ama topukluyla kadın olsaydı bütün topuklar kadın olurdu yani. Evet ama hiç de rahat bir şey değil. Erkekler de var topuk yiyen canım, onları da biliyoruz. Dünyanın ilk topuklu ayakkabısını vallahi Fransız imparator giymiştir. Öyle çok, mi? Tabii kısa doğru olduğu için yani bir erkek giymiştir, oradan çıkıyor tarihte. Tabii çok kısa olduğu için bilmem kaçıncı Louis diyor ki yani bu ne ya böyle, ben Bodrum hemzemin
Diyor ki bana bir tane öyle bir şey yapın ki topuklu ayakkabı yapıyor. Tabanlık. Sonradan Fransız entelijansiyasında bu dünyaya yayılıyor ve erkekler bununla dolaşılmaz kardeşim, bizim işimiz gücümüz var diyor. Kadınlara mal oluyor ve kadınlar topuklu ayakkabıyı günümüze kadar getiriyorlar. Antalya'daki yarışma yüksek topuk koşusuymuş. Yüksek topuk koşusu. Güzel. Aa. Tabii. Evet yapılmıştı, doğru, ben de hatırlıyorum. Yüksek. Ben hep söylüyorum, Arnavut kaldırımında topukluyla yürüyen kadın candır. Bu kadınlara bulaşmadım. Onu yapan kesinlikle bir kadın düşmanıdır. İlk icat edeni kimdi o Arnavut kaldırımını bilmiyorum. Hep şey diyorum yani, imkansız ya. Hemen ayağım dönüyor. Asla basamıyorum. Ki her yerde de bir Arnavut kaldırımı söz konusu var. Erkekler çok düşünülmüş. Şimdi yeni bir tasarım var biliyorsunuz. Topuk böyle içeri giriyor. Güzel bir ateş yapmışlar. Tak diye çıkıyor falan. O güzel bir tasarım. Gördüm İlk ben onu. İlk defa duydum. Vallahi şu gördüm. An. Dedim ki bunu tasarlayan şahane bir şey yapmış. Ayakkabı konusunda bildiğin maşallah tarihçesi yok canım, bir şey yapmış. Hangi Louis'den geldiğinden, nereden, nasıl, nereye geldiğine kadar. Yalnız. Merak diyelim. Küçük bir bilgi vereyim o zaman. Geçen sana söylemiş olabilirim donlar. Kızların hepsine söylüyorum. Bir hile var. 5 santim yükseltiyor topuğu. Spor ayakkabının içine de koyabiliyorsun. Tabanlık. Tabanlık bir şey var böyle. Koyuyorsun, 5 santim yüksek yapıyor. 5 santim çok ciddi bir rakam. Evet, 5 santim kadının büyük. Kadının şeyinde yani fizyonomisinde o 10 santim görünür. Ben gösteriyorum bütün kız arkadaşlarıma, bakın böyle bir şey varmış falan diye. Aslında bunu 2 yıl önce öğrenmiştim ben. Bu stilim yarışmasında bir kızdan öğrenmiştim. Onun da boyuyla çok dalga geçiyorlarmış. Öyle bir şey getirmiş ama bayağı şu an birçok yerde satılıyor İstanbul'da. Geçmiş Seda Sayan'a geçmiş olsun. Kaykaylı deneyiminde zor anlar yaşadı diye haber olmuştu bugün önümüzde. Dünyada bir itir herhalde. Evet, Demet Akalın'ın bitmek bilmeyen Milano alışverişi. Önce bir dilerseniz izleyelim. Müdavimi olduğu bir markadan 10.000 TL değerinde çizme aldı. 10.000 ne ya? Demet Akalın 50.000 liralık çizmeyi hediye etmemiş miydi? 3 kız arkadaş bol bol mağazalarda gezdi. Önce bir izleyelim. Kavga ediyorlar. Nasıl çekileceklerini düşünüyorlar. Şurası, şurası Özlem. Şurası çok güzel Özlem. Gel hadi gel yürü. Gel hadi yürü. Yürü. Evet, Milano sokaklarında ben size tatili anlatıyorum şimdi. Gitmiş biri olarak o tatile Demet Akalın'la. Bir kere yanımızda boş bavul götürmemiz şartı var. Zaten gidilen seyahat 1 ya da 2 günlük. Sadece hani üzerimizde giyeceklerimiz olacak. Ekstra hiçbir şey olmayacak. Demet Akalın saat 8'de kalkıyor ve akşamleyin saat 10'a kadar size yemin ediyorum... O mağazadan o mağazaya giriyor, çılgınlar gibi raflardan çekerek, hiçbirini denemeyerek yapıyor o alışverişi ve döndüğünde de hatırlarsınız bir böyle 10-15 tane, 7-8 tane dev bavullarıyla haber olmuştu. Öyle de dönüyor. Bildiğiniz bir alışveriş canavarı kim deseniz Demet Akalın diyebilirim yani. Ciddi bir alışveriş delisi. Şu an Milano'da da indirim zamanı. Öyle mi? Tabii. Hiç tam öyle sezon. Şeyleri de kovalamıyor. bir tane zaten indirim outlet bir yer var. Hani oraya girip şöyle bir yalandan bakıyor ama ondan sonra en son trendler neler diye kendisine atıveriyor o sokaklara. Ne acayip mi gidiyor biliyor musunuz? Çok şahane. Herkesin kendi parası. Tabii canım. Ama iş şarkı almaya gelince o dumpingden indirimler falan göz önünde oluyor. Tabii. Tabii. Demet Akalın için söylüyorum. Hepsi için söylüyorum. Yani kim varsa hepsi için söylüyorum burada. Yani Milano'ya gidiyorsunuz hiç şey yapmadan etiketlere bakmadan çatıdı çutudu çatıdı indiriyorsun. Senin asıl işin olan buralara gelen sana bu parayı kazandıran ham maddesi olan iş şarkıya gelince 1.000 lira için şarkıyı almayı biliyorsun mesela. Nasıl bedava alır? Ben bunu anlamıyorum. Yani kim dinliyorsa izliyorsa bizi bu soru işaretini mikrofonuna yüklesin. Evet, çok doğru söylüyorsun. Çünkü orada ona bedeli o ama şarkının bedeli o gibi gelmiyor sanatçılara. Zaten şarkıyı beğenmediysen ben bunu beğenmedim diye almıyorsun. Sorun şurada. Çok beğendiğini sen görüyorsun. Harika beğendim diye mesajlar alıyorsun. Süper bunu yapacağız falan. İş paraya gelince bozuluyor ya. Ben diyorum ki hayatında hiç mesela beğenip de almadığın bir ayakkabı var mı? Hiç olmadı. Yani meşhur olduktan sonra. Hı hı. Hiçbir elbise oldu mu? Olmadı. Arabayı da aldın ama beğendiğin bir şarkıyı paradan dolayı almayabiliyorsun. Çok acayip.
Evet. Demet Akalın bu konuda hep şöyle söyler. Ya benim işte içkim yok, kumarım yok, bir şeyim yok. Benim de bir alışveriş tutkum var. O kadarcık da olsun der. Para kendisi olabilir, canım, tabii ki de. Ey Okan Kurt'la beraber barıştı diyenler. Bu kız kıza nasıl tatile gidildi acaba? yani Okan Kurt eğer orada yoksa sizce barışmış olan bir Okan Kurt Demet Akalın'ı Milano'ya tek başına yollar mı? Ben size söyleyeyim, yollamaz. Yollar. Yollamaz. Yani eğer yeni barışmışlarsa işin geleceğin garantisinden bakışı tabii hayatım gidebilirsin. Lafı mı olur? Kimle gidiyorsun? Özlem. Tamam. Erkeğin bir kusuru ortaya çıktıysa izinler birazcık gelişler. Kolay. Allah Allah. Tabii canım yani. Hiç, bir de sadece alışverişte geçiriyor. Akşam da yorgun argın gelip yatıyor zaten. Yemek yeniyor ve yatılıyor. Yani. Zaten erkenden kalkar. Yani mesela gece sahnesi bile olsa çok enteresan. Saat 9'da kalkmadın mı? Ne tembelsin hadi uyan diye mesaj atarak güne başlar yani. Hemen arkadaşlarını arar, mesajlar atar falan. Herkes ayağı diker. Yani sanki gece sahnede o değildi. Hani genelde sahneye çıkan bir geç kalkar durumu var ya, onda öyle bir şey yok. Ve her şeyi mesela gece uykuda bile kalkıp sosyal medyada ne oluyor ne bitiyor bakar bir. Bir her bakar şeyden öyle. Haberi var. Tabii. Başarı tesadüf değildir canım. Ya Demet Akalın bir yerlere geldiyse bunun böyle sebepleri var. Çok doğal yani. Çalışkan bir insan. Ya bir de şimdi modacılara hakikaten mesela inanılmaz paralar ödeniyor. Bu ünlü modacılara, tasarımcılara vesaire. Sonuçta da bir marka değil. Demet Akalın da daha önce de söylemişti. Yani hiç değilse gidiyorum o zaman marka marka şeyler alıyorum. Evet bu parayı veriyorum, çalışıyorum, kazanıyorum. İstediğimi alırım. Hiç değilse adında bir marka oluyor yani. Marka giyiyorum. Tabii ki. Dolayısıyla normal yani. Bence tabii daha ki, iyi. Tabii evet. Ki. Gayet tabii. Yani celebrity böyle tanınmış özellikle kadınların hani bir giydiğini bir daha giymemesi gibi bir durum var. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bütün bu mağazalar artık Türkiye'de de var. Hı-hı. Bu mallar da eskiden hani Türkiye'ye gelmiyordu. Herkes yurt dışına giderdi vesaire hani ünlülerden. Ondan sonra şimdi şu anda... Aynı modelden olduğunu düşünmüyorum. Bak şöyle söyleyeyim sana. Milano'ya gidilir, hepsi alınır. Çünkü her yerde aynı şeyler olmuyor ya. Hı-hı. Burada da bir takım mağazalarda mesela farklı, birinde farklı şubesinde başka varsa diğerinde orada. Orada da bambaşka koleksiyonlar olabiliyor. O yüzden de oraya gidip alıyor ama burada da almıyor zannetme. Burada da öyle. Yani mağazalar böyle. Ha. Ben çok mühim bir markanın çalışanının kapıya çıkıp hiç bize gelmiyorsunuz Demet Hanım, neden bize gelmiyorsunuz diye yolumuzu kestiğini gördüm. Hatta Demet de bir şeye sinirlenmiş de o yüzden girmiyormuş meğersem o mağazaya. Girmiyordu. Yani buradan da alıyor zaten. Diyorum ya, tabii. Çılgın gibi alıyor. Aynı şeyi iki kere de alabiliyor. Mesela bir seyahatte aynı gömlekten iki tane aldığını ben gözümle gördüm. Çünkü denemiyorsun ya, denemediğin için şey bir de mesela... Bilmiyorsun, karışıyor hepsi birbirine. Bir de mesela... Onlar ne oluyor? Evde bir kara delik mi var? İnanır mısın? Bak ben gerçekten onu çok merak ediyorum biliyor musunuz? Hatta en son herhalde şu an yapmıştır diye düşünüyorum. En sonki presim benim ona sana özel bir kıyafet odası yapalım. Hani, odası mı ev mi? Hayır bildiğiniz odası yani kıyafet odası benim var mesela kıyafet odası. Benim tabii, var tabii. Benim senin nasıl yok diyordum sürekli. Hatta işte evde iki tane salon vardı, bir tanesini çepeçevre kıyafet odası yapmaya ikna ediyordum. Herhalde yeni evde yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü o eşyaları göremedim de daha sonra göremiyorum. Mesela bir alışverişte 5-10 tane çanta alıyorsun ama mesela elinde... Onu hiç görmediğim çantalar var. Yani denk gelip de beraber aldığımız çantayı ki kaç sene yediğimiz içtiğimiz beraber hiç görmediklerim oldu mesela arada. Onlar ne oluyor ben de merak yani ediyorum. Demet Akalın merhametli bir insan, kalbi güzel bir insan. Ben onları birilerine veriyordur diye düşünüyorum ya da hayal ediyorum diye. Bence de veriyordur. Ha. Evet, şimdi bir reklam aramız daha varmış. Ardından programımız tüm hızıyla devam edecek. Gülben Ergen demiş ki... Beni neden öldürmek istediler? Reklamlardan sonra. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Çözemedim ben seni.
başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı gün de kaybolur, hasrete alışırsın. Çözemedim ben seni. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın. Söküp atamıyorum. Seninle başım dertte. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Ay ne romantik, ne romantik oldu bu şarkı vallahi söyleyeyim. İyi gittik. Onunla geldik. Başı dertte olanlara gelsin. Aynen. Kimin başı dertte değil ki? Aşk bilinmez bir denklem gibi. Bu arada ben bugün bu elbiseyi çekiştirmekten şu kollarım niye böyle pufçuk gibi çıkıyor? Sen şöyle kollarını oradan böyle ben çıkarıver. Ben oradan böyle çıkarıp rahat etmek bravo istiyorum ya sevgili izleyenler. Hani bir ikili mesaj atanlar olmuş. Aşağıda şöyle bir müzik. Şuradan da bağlayın. Ben kurtulayım gitsin ya. Bağla beni Dolunay'a. Gel gel. Bu nedir ya? Ya kollarım mı? Gördükçe ekranda şöyle yapasım geliyor. Sanki dersiniz az sonra güreşeceğim yani. O kadar şişman hissettim kendimi. Zaten üstüme bak bir 6 kilo oldu koymuşlar. Bugün kendime zaten büyük bir ceza vermişim. Yürüyüşlere doymayacağım yani. Evden önce etilere, etilerden tekrar levazıma yürüyeceğim. Arada ceza da bir niye saat pilates yapacağım. Kaçırıldın mı bir şey ya? Evet ya. Dün sushi yedim de üzerinize afiyet. Neydi? Sushi, pirinçli biliyorsunuz. Ben de pişi anladım. O daha pişi fena. O fena. Pişi de sushi kadar. Bir şey söyleyeceğim. Sushi de pişi kadar zararlı bir şey bence yani. Şimdi Gülben Ergen'le devam edelim. Diyor ki Gülben Ergen, beni neden öldürmek istediler diyor. İlk yayına çıkmadan konuklarım hemen dediler ki Gülben Ergen'i kim öldürmek istemiş falan diye böyle bir acaba yine bir aksiyon mu var dediler ama değil. Hatırlarsanız bir takım programlarda bayağı bir eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Bir dönem sabah akşam herkes Gülben Ergen'in üzerine gitmişti. Hatta o kişilerin hepsine birer birer dava açmıştı. Bu davaların sonucunda hapis yatanlar bile oldu, oldu değil mi? Birkaç günün sonunda geldiğimizde 3 güncük bir hapislik yatan da olmuştu. Diyor ki hiçbirimiz masum değiliz diyor Gülben Ergen. Zaten bunun şarkısını da duayen Sezen Aksu yazmıştı değil mi? Masum değiliz hiçbirimiz diye. Evet değil mi? Çok başarılı. Meral Okay da mı var? Yani onu sözler, bilmiyordum. Sözler beraber yazdım. Evet iyi oldu buradan düzelteyim. Çünkü hak yemeği hiç güzel sevmiyorum. Evet evet yani hak yenmiş olmasın. Ben sanki sadece o gibi hatırlamışım. Demiş ki güçlü bir kadınım. Haklıysan kendini savunmaya ihtiyaç duymazsın. Ölünceye kadar lanet olsun kelimesini kullanmayacağım. Bu mesleğin zorlukları var. Konserler gündem gibi. Yalan haberleri kabul edebilirim ama asla hakkımda yazılan senaryoları kabul etmem. Hiçbirimiz masum değiliz. Bedeli de bu değil demiş. Ben bir takım yerlerinde katılıyorum. Hani hiçbirimiz masum değiliz derken kimleri kastettiğini de bildiğim için doğru söylediği yer. Hani şeyi söylüyor, yalan haberleri diyor kabul etmem ama hani yaptıklarımın arkasında da dururum diyor. Kabul etmem mi diyor, kabul ederim mi diyor? Yani yalan haberleri kabul
edebilirim ama asla hakkında yazılan senaryoları kabul etmem. Şimdi bu senaryoyla yalan haber arasında ne fark var? Ben de anlayamadım. Ben evet, de mantıken şöyle düşündüm. O yüzden yanlış okudum. Oraya. Evet, bence ya bir harf hatası oldu. Çünkü hani yalan haberi kabul etmem diyor yani. Bazılarının yalan olduğunu söylüyor. Beni benden çıkarttılar demiş. Nefesim kesildiği zamanlar oldu. 11 kişiyle mücadele ettim. Devrildiğim zamanlar da oldu. Yıllar önce tatsızlıklar yaşadım ama her kavgadan hep güçlü çıktım. Benden yeni bir ben çıkarttılar. Kendimi daha güçlü, daha iyi hissettiğim için bu programa katıldım demiş. Kin tutmayı sevmeyen birisiyim. Hayatta aldığım en büyük ders şükretmek. Çok güçlü bir büyü olduğunu düşünüyorum diyor. Kesinlikle, biliyor musunuz? Şükretmek diyor ya, çok güçlü bir büyü. Annem de sürekli bana onu söylüyor. Okuduğu bütün kitaplarda her şeye şükredeceksiniz. Uyandığınız için güne, elinizi yıkadığınızda elinizi yıkayabildiğinize, yediğiniz yemeğe, etrafınıza, sahip olduklarınıza şükredin ki daha fazlası gelsin. Kesinlikle. Diye bir inanış var. Şunu anladım. Bana benden fayda var. Yani Gülbenciğim, bunu yeni anlamış olmamalısın. Bence herkese, herkesin kendisinden fayda var. Çünkü ben hep diyorum, elin varsa başını kaşı, başkasından da bir şey bekleme. Çünkü kimse senin için, senden daha fazlasını yapmak için uğraşmıyor. Vitrindekiler programında duygulandım ve ağladım. Kalp kırmamaya çok dikkat ederim. Kırgın kızgın olduğum herkese güzel temennilerim var. Sinirleneceğim insanlarla artık görüşmüyorum. Kötülük, mutsuzluk, başarısızlık insanı çirkinleştirir. Beni severler, sevenler bana yetiyor. Bizim sektör çok kalabalık. Evde 3 çocuk, onlarla yalnız hissetmiyorum demiş. Neyi düşündünüz böyle bir? Çok bayağı bir içine dökmüş. Evet, bir nevi içini dökmüş. Çünkü şey, o dönemler çok konuşmamıştı. Yani bir programa katılıyor galiba. Sabah bir canlı yayına katıldı, bir programa katıldı, orada konuştu. Ben bir kısmını baştan böyle bir seyrettim. Daha sonra başka işlerim vardı. İkinci sayfaya katıldı şey zannedersem. İkinci sayfa programına katıldı. Ben de hatta şaşırdım. Vaa dedim, Gülben Ergen gidiyor hani. Sonuç itibariyle kızlar onu sıkıştıracaklar. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Sıkıştırmayacaklarını... emin olduğu için gitmişti. Bir de Hürriyet'in yazarıydı biliyorsun. İki, gerçi yazarlığı bıraktı. Ama yine nereden baksan yine Hürriyet'in elemanı gibi. Sonuçta demek ki söylemesi gereken bir şeyler vardı ve kendisi katılmak istediğine ben inanıyorum. Böyle böyle gelebilirim demişti. Almışlardı. Gayet de güzel iş olmuştu bence. Şimdi Gülben Ergen 80'li yılların sonuydu sanırım veya 90'lar başında böyle ilk adını duyurduğu zaman defileler, modellik, şu bu. O zamandan beri tanırım ben. Çok da güzel günlerimiz oldu. Yani çok birçok şey paylaştık. Bu piyasada benim gördüğüm iki tane çok akıllı kadın vardır. Bir tanesi Gülben Ergen'dir, bir tanesi Hülya Avşar'dır. Çok akıllıdırlar yani. Evet, bu, zeki doğru, kadınlar. Zeki kadınlar, çok zeki kadınlardır. Yani her işleri, her yaptıkları şeyi mutlaka kendilerine mutlaka bir şeyler katacağını ona göre planlar ve yaparlar. Tabii. Hiç boş iş yapmazlar. Yani ne istediklerini çok iyi bilirler. Evet, Eflatun da biliyorsun onunla çalıştı. Çok güzel şarkılarını söyledi Eflatun'un da. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ya şimdi 3 tane erkek annesi bir kadın. Sektörde çok uzun süredir yeri olan, zirvede oynayan bir kadın. Ya bunlar kolay şeyler değil. Gülben Ergin bende her zaman şeyi çok farklı. Yani ben Gülben Ergin'i çok severim açıkçası. Dediği gibi yani herkesin hataları olur içinde ama yani ilk taşı en günahsız olan atsın dediğin zaman kimse eline taş alamaz. Bu sektörde de hiçbir yerde de. Niye canım? Maskesi olanlar alıp atabiliyor. Hayır, istediğin kadar rahatlıkla. Ama sen o günahı olmayan atsın yani o şeyi yerine getiremiyorsun. Yani kimse günahsız değil. Herkesin hataları vardır. Bence Gülben Ergin işi çok doğru oynayan, oynamaya çalışan. Şimdi yeni bir şarkı çıkardı. Onun da promosyonel bir gezi olduğunu düşünüyorum. Ha, tabii promosyon şart. Yani hatta yani Gülben Ergen gibi isimlerin artık böyle program program dolaşıp şarkısını tanıtmasını güzel bulmuyorum.
başka promosyon şeyleri geliştirmeleri lazım ama o kadar daraldı ki sektör artık. Ben onu söyleyecektim. Mesela doğru düz gidecek bir program yok. Oturup sohbet edebileceğin, konuşacağın bir program yok. Ya işte bir magazin programına konuk olursan varsın. Ekranda bir beyaz şovumuz da yok artık baktığınızda. Hani bir en kale yer beyaz şovdu ya hani gitmek için herkesin çaba gösterdiği. Artık o da yok. Herkesin de gidemediği. Çok kısıtlı kontenjanı olan Amerika gibi herkesin giremediği. Evet herkesin giremediği. Aylar önce planlanmaya başlayan benim arkadaşlarım yapıyordu da konu koordinatörlüğü. Evet, ben gittim. Madalya da veriyorlardı böyle bir dönem gidenlere. Oradan almıştım ben de. Katıldım. Güzel bir programdı. Arada yeni genç yeteneklere de yerler açtı şeyler oluyordu. Hani mesela pek işte nadir. Gidip tek bir şarkı söyleyip pek çıkabiliyorlardı nadir. Ama yani tek bir şarkı bile belirli bir şeyi aşarsan evet. Onların ekibi var bakıyor internette. Aynen bu çocuk iyi patladı hadi biz bunu alalım bir tane de şarkı söylesin durumu oluyordu açıkçası. O yüzden hani Gülben Ergen zaten çok gidebileceği bir program yok ki keza o da bir magazin programına gitmiş baktığımızda. Ben de mesela bundan şikayetçiyim bu ülkede. Ben eskisi gibi insanların gidip konuk olup kendini anlatabileceği programları izlemek istiyorum mesela televizyonda. Doğru. Neden yok? Yani Sabah Şekerleri diye bir kuşak vardı mesela ben de onların bir dönem sunuculuğunu yapmış biri olarak söyleyeyim. 3 saat kadar sürerdi o programda. Ve gelen konuk şarkılarını söylerdi. Tabii ki. Konukla konuk üstüne kendi hayatıyla ilgili sorular sorup sohbet ederdik. O zaman başkalarını konuşmazdık o programın içine. Ve gerçekten ertesi gün baktığımızda reytinglerde de iyi yerlerde olurdu program. Şimdi ne oldu da bizim seyircimiz bu tip programları izlemiyor ve bu tip programlar 2 gün sonra kalkıyor bunu çözmüş değilim. Sürekli magazinsele döndü. Acaba çok kavga verdik, gürültü verdik, entrika verdik de artık öbürleri bizi yarın çok masum Demet mu kaldı? Konuk olacakmış aynı yere. Yani orada bir belirli bir PR malzemesi olduğu kesin, bir reyting olduğu ama yani bence işin şekli şöyle değişti artık. Televizyonun belirli zaman dilimi içerisinde bir programı dayatmasını insanlar kabul etmiyor. Çünkü sosyal medyada istediği zaman istediği şeyleri izlemek istiyor insanlar. Bunun da dolayısıyla belirli programlar aynı saatlerde ayakta kalamıyor. Aynı programı izliyor belki ama 2 saat sonra kendi sosyal medyasından belirli kanallardan izliyor. O yüzden de bir reklam akışlarına sorun oluyor zannediyorum. Sosyal medya ile beraber medya biçimi çok değişti. Çok değişti evet. Şimdi bu arada magazin programları dedin. Şimdi hemen hemen her kanalda var buna benzer evet. Bir magazin programı vardır ya da böyle bir bizim yaptığımız gibi sohbet programları vardır. Şimdi normal haberleri dinliyorsun kardeşim. Hemen hemen her haber her kanalda aynı hiç farkı yok. Tabii aynen. Yani herkes nasıl Kaşıkçı'nın cinayetini bütün Türkiye safha safha dilim dilim adım adım o görüntüler ne kadar girdi ne kadar çıktı herkes biliyor. Yani şimdi bir Kaşıkçı'nın cinayetini bu kadar çok konuşuyorsak bu Türkiye konuşuyorsa ve insanı dinliyorsa Ahmet Kural'la Sıla'nın şeyini de dinliyorlar yani. Tabii ki. Sonuçta bu da bir olay ve enteresan bir olay. Sonuçta bir kadına yapılan bir şiddet var ve bu da konuşulacak. Haber değeri. Ama baktığın zaman NTV'de Ahmet Kural'la NTV onu da veriyor lafın gelişi veya haber kanalı evet. Onu da veriyor. Ama orada 30 saniye veriyor veya 40 saniye veriyor. En fazla 2 dakika veriyor. Ama biz burada 20 dakika konuşabiliyoruz çünkü bizim daha çok içinde olduğumuz. Daha rahat hakim olduğumuz bir konu. Bugün Sıla ilk adliye gittiği zaman, çıktığı zaman gazeteci arkadaşlarımız vardı. Adliye muhabiri arkadaşlarımız. Şimdi bak adliye muhabiri arkadaşlarının orada sorduğu soruları gördüğümüz zaman ah diyorduk. Keşke orada olsaydık. Çünkü soru soramadılar. Çünkü hayatlarında hiç Sıla'yı ilk defa görüyorlar. Zaten belki hayran olduğu bir sanatçı. Zaten onu görünce dili tutuluyor belki de bir şey de soramıyor. Ya sen Sıla'ya orada soracak o kadar çok güzel şeyler var abi ki. Abi sen adliyedeki muhabirlere kızıyorsun. Ben de mesela ben kızmıyorum. Mesela şaşkın olduklarını söylüyorsun. Ben de mesela magazinci arkadaşlarımızın bazen sorma şeyine çok enteresan buluyorum. Mesela sanatçıyı görüyor. Dün burada bu konuyu işledim. Gidiyor yanına. Önce yalandan işini soruyor, bir şeyi soruyor falan. Tam böyle artık arabasına binecek yaklaştı. Orada sorması gereken soruyu soruyor. O da teşekkür ediyor, biniyor mesela. Ya sen niye ilk başta doğrudan sormak istediğini sormayıp bir şirinlik yapmaya çalışıyorsun? Ama istiyor onu. Bir de diyorlar ki yürüyor musunuz? Hayır uçuyorum yani. Şimdi de yürüyorum. Şimdi biz muhabirlik dönemimizde daha işte televizyonlara fotoğraf çekiyoruz. Benim bir branşımda fotoğraf. Şimdi bir sanatçı çekmeye gittiğimiz zaman makinede film varmış gibi çekiyorum.
Çünkü belli sayıda film alıyorsun, fazla harcayamıyorsun. Evet. Ne zaman ki havaya giriyor, ondan sonra makineye filmi takıyorsun, asıl resimler o zaman çıkıyor. Evet. Yani onda doğru, bir ısıtma dönemi var yani, doğru, hazırlıyor. O soruyu hazırlıyor. Ya da daha sonra ona düşman olmasın diye iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Tabii. Sempatik yaklaşıyor. Yani ama tabii bizde de magazin muhabirinde de böyle çok garip soranlar var. Biz ama zamanımızda böyle hep arkadaşlarımızı uyarırdık. Şöyle yapın, böyle yapın. Bakın şuna rastlarsanız şu soruyu mutlaka sorun diyorduk. Yani bir şeyler duyuyorduk, ediyorduk ve ama her geçen gün tabii değişiyor. Gençlik değişiyor, genç muhabirler evet, değişiyor. Her şey değişiyor. Değişiyor. Evet, tabii devir değişti. Tahammüller çelik de değişti evet, durumu yani. O Müslüm oynayan arkadaş neydi adı? Hep unutuyorum. Evet. Filmde Müslüm oynayan. Ah, o kadar sevdiğim bir adamım. Timuçin. Nasıl unutuyorum? Şimdi, çok severim. Timuçin'i bir 5 sene öncesine gittiğiniz zaman o Beyoğlu'nda o bir gece kulübünden gazetecilerle kavgasıyla hatırlıyorum ben mesela. Evet. Ne kavga mesela yapmıştı? Mesela o benim hafızamda yok. İnanılmaz bir kavgaydı o. Yani günlerce mevzu olmuştu. Günlerce mevzu olmuştu ve o Timuçin o gün bende bitmişti. Yani ne gereği var? Ama adamın oyunculuğuna onun evet, üstünden yüz verdim. Ama o gün filmde izledim. Yani filmde izledim ya dedim. Hani onun bak, üstünden on bile değil yüz. İnanılmaz bir performans göstermiş. İnanılmaz. Müslüm'ü Müslüm'den iyi oynamış. Aynen biliyor musun? Dün yani trafikte uzun süre vakit geçirdiğim için arkadaşımla yol boyu Müslüm filmini konuştuk. Hani ben de onu tanıdığım için falan üzerine bayağı bir sohbet ettik. Hani gerçekten adamın oyunculuğuna bir 15 dakika ayırmışızdır gıybetlerimiz arasında. Neyse. Bu arada Gülben Ergen Mustafa Erdoğan'la iyi ki evlendim, iyi ki de boşandım demiş. Tabii, yani ikisi iyi ki, de iyi ki diyor. İyi ki evlendi. Bak 3 tane çocuğu var. Evet. 3 tane tabii, çocuğu var. Bir de tabii, çocuğun ikisi o. Tabii iyisi i̇yi o. İkisi ondan. İyisi o. Tabii. İyi ki boşandım çünkü Mustafa çok çapkın birisi. Yani ama harcadığım zamanlar boşa değildi. İyi ki boşandığımı o şeyden dolayı söylemiştir diye tahmin ediyorum. Bende bıraktıkları yani bu hayattaki şu anda bensem. İyiler de kötüler de beni ben yapan etkenler. İyi ki de boşandım. Şu andaki kendimden memnunum mesajı veriyor yani. Evet evet. O bak işte zaten kadının vermeye çalıştığı mesaj ne biliyor musunuz? Ben hatamdan da mutluyum. Tabii. Yaptığım iyi şeyden de mutluyum. Hatamdan da mutluyum. Aynen. Dürüstçe, evet, dobraca. Evet. Dobraca. Bir de ben onun her zaman duruşunu çok seviyorum tabii ya. Ki. En olmadık olayda bile kadın dimdik duruyor. Mağrur bir şekilde çıkıyor. Neyse açıklaması onu yapıyor. Vallahi bizim bravo, ünlülerimizin evet, yapamadığı işte ezbercilik diye bir evet, şey var. Mesela nasıl Ahmet Kural gitmiş filozofun lafını ezberlemiş ama çıktığında yanlış söylemiş. Hani evet yani, biz bir şeyleri ezberliyoruz. Halbuki onun yerine mesela benim daha ruhuma dokunacak bir konuşma beklerdim ben kendisinden adliyeden çıktığında. Tabii. Yani böyle bir saçmalık oldu. Ya da hiç konuşma. İşte falan hani. Çok ünlü insanlar. Ama gözlüğünü takıp haksız olmak falan ünlü deyince olmuyor. Ünlü insanların yanında böyle bu durumu yöneten insanlar olur. Hani ezberletmiştir o işte onlar. Çok önemli. Tabii yani bu buradan çıkmak için yanındaki adam onu sana o güzel şeyler söyleyecek. Böylese siyasetçilerin vardır mesela. Aa bunu yapma şunu yapma falan şöyledir. Çıkartırlar. Bu arkadaşlar da birazcık parayı oraya harcasınlar. Şimdi ben Eflatun'a bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu hepinize. Şimdi biraz evvel Müslüm'den bahsettik. Evet. Ve Tumuçin'in tüm şarkıları tekrar kendisini evet, seslendirmesi. Ve şu ara bu konuda ilgili bir takım sanatçılar ne gereği vardı? Müslüm'ün sesinden yapılabilirdi hı-hı, falan diye böyle bir... evet evet var böyle şey, bir eleştiriler kesim var zaten. Yani sence Müslüm'ün kendi sesi mi olmalıydı yoksa böylesi daha mı iyiydi? Şimdi insanlar... Halk bunu karıştırıyor anlarım. Halk birazcık bu işten uzun. Bizim arkadaşlarımız yani sanat camiasının içinde olan insanlar ya arkadaş bu insan Müslüm Gürses olmadı orada. Sen neyle neyi karıştırıyorsun? Bu insan Müslüm Gürses'i sadece canlandırıyor. Oynuyor. Oradan setten çıktıktan sonra arkada hala bir şeyler yiyor. Yani sen neyle neyi karıştırıyor bu arkadaşlar? Onu o kadar iyi canlandırmış ve söylemiş. Burada sadece bir tane yapacak şey var. Al çizeceksin kardeşim. Başka şey yapma. Hani sihirbazın işte gösterisine gider ama ip vardı falan. Bu zihniyet bu. Ya adam Müslüm Gürses olmaya çalışmamış. Yani Müslüm Gürses'i sadece oynamış. Evet. Bu kadar basit. O arkadaşlar neyi eleştiriyor ben anlamadım. Ben izlemedim filmi. Hı hı. Ama eleştirilerden yazılanları anlıyorum ki çok iyi yapmış işini. Hı hı. Evet kesinlikle. Ve dolayısıyla bu başarı. Bu eğer bunu doğru yaptıysan bu çok güzel bir şey. Kötü yapardı. Hani Müslüm Gürses yerine çok acayip bir ses
ortaya koyardı. O zaman derdik ki ekibimiz, ya kardeşim koskoca Müslüm Gürses böyle mi canlandırılır, böyle mi söylenir, ayıp değil mi derdik. Var mıdır sosyal medyada şarkı söylerken görüntüsü Azize, hani böyle bir duysak, küçücük bir şey hazırlayıp yollasan hiç fena olmaz. Işın Karaca'da evet, filmin içinde Timuçin'in sesi ya da bir fragmanı bir şeysi varsa ama Timuçin verelim. De mesela güzel söylemiş. Hani sen biraz evvel dedin aynen, ya ben de sanatçılar söyledim. Hani normalde sanatçıların şarkı söyleyebilirler, güzel olur çünkü duyguyu veriyorlar. Duyguyu veriyorlar. Ve demin programın başında Fırat, Mert Fırat'la ilgili söylediğin zaman bak Timuçin de mesela tabii çok güzel söylemiş. Bence de. Yani tabii belki hiç albüm yapmak aklı da gelmemiştir. Belki hiç karaoke bile yapmamıştır. Ama demek ki bu filme o kadar kendini kaptırdı ki ve evet, evet, bu işi de çok güzel kıvırdı. İşte Amerikan Hollywood sinemasında Jamie Foxx Ray Charles'ı oynadı. Ben Ray Charles'ı çok seven, bilen, Nur içinde yatsın bir insan olarak dedim bu nasıl bir Ray Charles kardeşim, sen daha nasıl iyi olabilirsin dedim ve o da aynı o şekilde söylüyordu. Yani bu işler bütün dünyada bu şekilde yürüyor. Siz tekrar eski bundan 30 yıl öncesinin Yeşilçam sinemaları gibi böyle hani sanatçının sesinden Türkan Şoray bir şey söyler ya, ama arkada başka biri söyler. Ya bu işler geçti abi, 21. yüzyıldayız ya. Hala buralara mı takılıyorlar yani? Sevemedim. Yok zaten öyle bir şey olsaydı. Öyle bir şey olsaydı 94'ten beri özel kanallar var. Demek ki 30 senedir. 30 senedir bütün magazin programlarından, televizyon kanallarından Müslüm Gürses röportajını toparla, filmi yap. Arada evet, konserlerini koy. O kadar. Bu arada Işın Karaca'da Müslüm filmini izlemeye gidiyor. Tuğrul Odabaş'la. Ve çıkışta gazetecilere bence film abartıldı demiş. Yani belli ki filmi çok beğenmemiş. Şimdi ben de dün birkaç arkadaşımla konuşurken şöyle söyledim. Filmi şimdi izledim. Gerçekten duygu olarak canımın çok acıdığı yerler oldu. Çünkü hani vay be, bir insan hani bu acıyla nasıl başa çıkar falan dediğim şeyler oldu. Ama eğer ona benzer hikayeleriniz varsa hayatınızda, ucundan kıyısından yakaladığınız anlar varsa o film size zaten işliyor. Ama evet, şimdi mesela bazı kesim var ki böyle şeyleri hiç yaşamamış ve bilmiyor. Öyle bir şey, travmalardan geçmemiş, anlayamayabiliyor mesela. Doğru diyorsun. Oradaki yaşadıklarını. Biraz bu yaşanmışlıkla alakalı, ne yaşadığınla alakalı o filmden alacaklarını. İzledin mi sen? Ben izledim filmi. Ha, ben de izledim. Beğendin şimdi, mi peki? Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Ben hiç böyle bir şey, çünkü muhterem abla yıllar evvel Müslüm'ün hayatını yapacağım, Müslüm hayatını yapacağız dedim. Ben böyle kendi kendime dedim ki ya nereden yapacaksın? Yani ben yine sanki şey gibi, ilkokul piyesi gibi böyle bir şey düşündüm. Yani sonuçta hı hı, böyle bir şey yapar. Kimse bu işe para harcamaz diye düşündüm. Evet, uyduruk gelebilir. Ne zaman ki bir takım şeyler oluşmaya başlayınca dedim iş ciddi. İş evet, ciddi. Ve ne yapıyor? Benim bu filmi izlemem lazım. Yani gitmem lazım galaya dedim. Zaten davet edeyim. Gittim, salon full dolu. Hı hı. Oturacak yer yok. Sonra bir yer ayarlamışlar. Beni dedi ki Burhan Bey, size şey alalım. Özel bir salon var. Oraya alalım. Gittik orada izledik ve inanılmaz. Değil mi? İnanılmaz bir film. Ben de çok şu beğendim. Işın Karaca da, bir dakika, Işın Karaca'nın da rahatsız olduğu konu Müslüm'ü neden Timuçin seslendirmiş? Müslüm'ü kendi sesini kullanılabilirdi diye. Yok. Onun rahatsızlığı o. Valla önümdeki notta hani öyle bir detay yok sadece işte. Detay yok, ben duydum onu. Ha, anladım. Filmi abartıldı demiş. Var. Tabii ama canım. Yani şimdi mesela bizim ünlülerimiz işte güzel bir eleştiri sun. De ki mesela ben filmin sinematografisinde şöyle bir şey gördüm, bunu beğenmedim. Ben şu eleştiri kabul etmiyorum. Olmamış. Ya kardeşim sen bir sanatçısın. Kalk neden olmadığını söyle. Söyle bilelim. Yani biz de değil mi? Olmamış olabilir diyen de o herhalde. Çünkü herkes muhteşem 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 film diyor. Film abartılmış demiş. Evet, ona ben de sabah rakamları inceledim. Müthiş bir 8 milyon gibi bir hasılatı var. 10 günde 2 milyon izlenme düşürmüş. O kazanç olarak da tabii, 8 milyon bir şey fazla, ben öyle fazla paraları söyleyemiyorum yani sevgili izleyenler, hiç görmedim hesabımda. Ölüsü bile para ediyor yani gerçek sanatçıların böyle. Ha, benim mesela filmle ilgili söyleyebileceğim şu olabilir. Ben Teşvikiye Camisi'nde o kadar çok cenazeye gittim ki hayatımda iki tane unutamadığım cenaze var. Birisi Tarık Akan'dır, birisi Müslüm Gürses'tir. Hmm. Yani ikisini de kıyaslarsam Müslüm Gürses'tir. Çünkü hala cemaat camideyken bir defa arabaya koymadılar tabutu. Omuzlarda gitti. Mecidiyeköy'deydi. Evet. Öyle bir kalabalık var. İnanılmaz bir kalabalıktı. Evet. Yani filmin sonuna belki o kalabalığı, o şeyi koyabilirlerdi. Onu mesela çok büyük yönetmenler, ben bunun
filmini yapacağım deyip o çalışmayı orada da yapan insanlar oluyor zaten. Yani 20 yıl öncesinde daha bir Sümbül Ses gibi büyük bir ülkeye mal olmuş insana daha ölmeden ben bu adamın filmini yapacağım diye kafasına koyup aynısını onu da çekiyorlar. Söyledim. Aynısını dün ben söyledim. Ben dedim ki ben çok isterdim Müslüm Gürses'in bu filmi izlemesini. Mesela bu filmi görmüş olmasını çok istedim. Evet, bu coğrafyada yani çünkü onu izlemeyi hak ettiğini düşünüyorum. Doğru. Mesela illaki atıyorum, sallıyorum Orhan Gencebay ya da bir başkası aramızdan ayrıldığı zaman mı kıymetini bileceğiz? Mesela neden onlar hayattayken bu tip şeyleri yapmıyoruz diye ben de aynı şeyi söyledim. Halk nezdinde para etmeyecek çünkü. Doğru. Bu böyledir. Ya sanatın metasında var ama bu. Yani adam resimler yapıyor, böyle rezalet açlıktan ölüyor, bitiyor. Bir ölüyor, adamın tabloları milyon dolar oluyor. Yani bu insanın metasında var. Ben bu adamı bir daha göremeyeceğim. Değeri artıyor. Bunu değiştiremez. Yani kör adamın ben de mesela üzüldüm. Çünkü ben Müslüm Gürses'le çalıştım. Beraber Müslüm Show yaptığımız dönemde çok vakit geçirdik. Birlikte söylemiş. Almanyalara gittik, onu yaptık, bunu yaptık. Ama mesela ben hiçbir zaman evet bir kaza geçirdiğini, morga kaldırıldığını, sonra çıktığını biliyordum ama hayatının o aile kısmını hiç bilmiyordum. Muhterem ablayla aşkını da gözümle gördüm. Hala hani büyük bir saygı gösterdiğini, onu dinlediğini ve her şeyi yönettiğini muhterem ablanın gördüm. Hani kadını hep başka bir yere koymuş, birlikte işe geldiklerini gördüm. Ama mesela bilmek isterdim mesela o sağken bunları izlemek isterdim, hayatını görmek isterdim. Mesela ben hiçbir zaman derin bir konuya girmedim. Aslında o benim babamı tanıyordu. Hiçbir zaman mesela geçmişe dönelik bir şey sormak istemedim. Çok duymak da istemediğim için belki ama bilmek isterdim adamcağız aramızdan ayrılmadan bir takım şeylerini. Eminim o da izlemek isterdi kendisini o şekilde. Ama yine de kim istemez ya hayatın filmi olmuş da izleyeyim. Buradan da şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Yani Türkiye'de bu hayatı yaşayan insanlar bir gün göçüp gittikten sonra hayatları film olacak mı? Olursa yuvalanacaklar mı? Yoksa omuzlarda mı alınacaklar? Herkes işte hayatına dikkat etsin. Değil mi? Yani ben mesela şimdi örnek vermek istemiyorum. Aynı ayardaki bir takım abilerimizin filmleri bence yok artık denecek kadar kötü durumlara gider. İşte ama onları tabii da film yapmazlar yani. Zaten. Onları yapmazlar. İsim vermeyelim. Ha, olur ya da olmaz ya da senarist orada çarpıtır. Yani kadına şiddetin bu kadar çok konuşulduğu, bu kadar gündem olduğu bir dönemde bence Müslüm Gürses'in filmini lütfen bir izleyin ya. Evet, gerçekten. Masada izlemedik. Yok Dolunay da izlememiş. İkimiz ben de izlemedim bu hafta sonu haftaya, inşallah. Evet lütfen haftaya izlemiş olarak aramızda aynen. Görmek istiyorum. Fikirlerinizi alacağım. Tabii burada böyle dramatik bir hikayeden, bir sinema filminden Süreyya Yalçın'ın kostümüne geçiş yapmak bir enteresan olacak benim için. Sosyal medyada olay oldu diyor. Videomuzda ses yok ama görüntülere bir bakın. Çünkü disko topu gibi geziyorsunuz gibi yorumlar yapmışlar. Tabii kimisi de nasıl da parlıyorsunuz ışıl ışıl demiş. Aa, ben de şu an şaşkın. Gerçekten disko topu gibi olmuşlar. Aa. Bu Halloween partisine gitmişler bu şekilde. Tabii. En kral kostümü kim yapar? Şıkırtıları ve taşları tuşları seven Süreyya Yalçın yapar. Gerçekten bu kızla arkadaş olmak istiyorum. Aynı eğlenilir. Düşünsene. Gerçekten ya, arkadaş olmak istiyorum. Şey ve gibi eskiden salonlardaki avizeler gibi olmuşlar. Salon avizesi değil de hani bu gece kulüplerindeki disko topu gibi değil mi gerçekten? Şengür şengür ya. Böyle bir gelenek var. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz değil aslında. Yurt dışında yapılan bir şey. Dünyanın birçok yerinde yapıyor. Bizle hiç alakası olmayan bir şey. Ama onlar nedense da şu bizim an yurt sosyete çevremiz mı? Bunu hiç atlamıyor. Yurt dışında bir partiye mi katılıyorlar Türkiye'de? Çok renkli bir şey. Yani bizim kültürümüzde yoksa da yapılabilecek bir şey. Şimdi bizim kültürümüzde şunu eşdeğer bir şey söyler misiniz? Yok. Yok. Demek ki bizde yoksa onlar da varsa yapılmalı. Aslında yani. Gerçekten bence de yapılmalı. Neden biliyor musun? Bunun amacı aslında negatif enerjiyi atmak gibi bir şey. Yani. Hani birbirini korkutup o korku enerjisiyle nasıl biz işte kurşun döküyoruz, patlıyor. Üstümüzden gibi. O korku enerjisi gidiyor. Buradaki amaç aslında korku, tabii çok korkunç olmaya çalışıyor bazı insanlar. O güzel. Burada birazcık tabii bu biraz korkunç olmamış yani. Yani. Burada korkunçluk değil, değişiklik. Hani değişik kim olur. Daha fazla girecek? Hani bir cadılar bayramı kostümü gibi değil de daha çok işte kostüm ne bileyim. Kostüm partisi gibi. Bu Terminator'ın çatlamışına benziyorlar.
Evet. Saray partisi gibi olmuş ama dediğim gibi ama gerçekten güzel, çok değişik yani. Çok değişik hakikaten yüzleri yani de çok öyle. Yani o keşke partinin içindeki insanları da görebilseydik de. Şimdi diğerleri ne yaptı merak ettim. Kim hazırlamış acaba kıyafeti çok merak ediyorum. Bilmiyorum ama şimdi konuda... zaten bir sonraki Cadılar Bayramı'nda ne giyeceğini o tasarlamaya başlamıştır. Yani ne zor bir iş. Benim bildiğim ilkokul balolarında kostüm vardı. Başka da bir kostümlü bir şeyim olmadı hayatım boyunca yani. Benim de oldu. Bir sonrakinin üstüne çıkmaya çalışmak da yorucu olsa gerek. Onda da birinci bile olamadım kostüm birincisi olmak için. O kadar günlerce terzilerde yattım kalktım kendimi yırttım. O ayakkabıları bana bulacaksınız diye İncirlik'ten falan getirttirdik. Adana İncirlik Adana, yakın askeri. Olduğu için. Ama kız kardeşim de aynı kostümü giyeceğim diye tutturunca ben alamadım ikinci oldum ya. Vallahi iki tane süper kız fazla geldik partiye. Seni o zaman seneye bir kostüm partisine gönderelim içinde kalmasın. Yani ben makyajımı silmeye üşeniyorum. Ondan sonra o yapıyorlar ya işte gözleri yüzleri patlamış falan filan. Çok ciddi. Bir dizide oynarken öldürülme sahnemde inanılmaz derecede işte dövülerek boğularak öldürüldüğüm için bayağı bir suratım hasar görmüştü. Bana make-up yaptılar. Ay hapşuracağım. Hapşır. Çok yaşa. İyi yaşa. Ay. Ve sonra set ara verdi ve ben araçla işte yakında bir yere gittim yemek yemek için. Trafik polisi beni durdurup hanımefendi size ne oldu diye paraya kapıldı. Ciddi anlamda çok güldüğüm bir gündü o benim. Böyle ağzım patlamış, gözüm şişmiş, bayağı şiddet görmüş gibiyim yani. Dedim yok ben çekimden geliyorum da öyle o yüzden bu şekilde. Silmedin öyle çıktın. Silsem yapmak zaten bir süre. Zaten silmesi ayrı bir süre. Tekrar yapılacak. Yani tabii. Make-up yapmak da çok zor bir şey. Evet. Ben Şirin olduğumda o şeyi kapattım, jübilemi yaptım, Şirin oldum. Her yerim maviye boyadılar benim. Tam 3 gün boyunca sürekli keselendim anca çıktı üstümden. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi Nur Yerlitaş tedavimin 3. ayı bitti demiş. Biliyorsunuz o da bir rahatsızlık geçirdi ve beyninden 3 tane tümör çıkartıldı. Daha sonrasında sosyal medyada fotoğraflarını da paylaştı. İşte hep alışık olduğumuz süslü bir kadın şarkı söylerken pozlar yapan bir şey vardı hatırlarsanız Nur Yerlitaş. Ama bambaşka bir şeyle gördük onu. O hallerini de paylaştı. Buna bile saçma sapan acaba reklam mı yapıyorlar diyenler oldu. Yani evet kadın reklam için kafasını 3 yerden yardı, dikiş attırdı falan. Hani enteresan bir bakış açısı bu da. Onun da 3. ayı bitmiş. İnşallah demiş her şey güzel olacak demiş. Alışveriş yaparak kendimi daha iyi hissediyorum demiş. Bir modacı da anca zaten alışverişle mutlu olur. Bence bütün kadınları mutlu etmenin en büyük yolunu biliyor musunuz alışveriş? Haksız mıyım? Kesinlikle doğru. Kendini daha iyi hissetmiyor musun? Kesinlikle. Yaptığın gün yorgun oluyorsun da sonra onları giydikçe bir mutluluk geliyor. Böyle bir ışıldıyorsun gibi geliyor değil mi? Geçenlerde bir filme denk geldim alışveriş kolik diye. Hep birlikte böyle seans yapıyorlar işte. Seansta moderatör de en sonunda çıldırıp hadi gidelim alışveriş yapalım falan modunda. Seansın sonunda yapan kişi hadi gidip alalım diyordum. Dikkat edin bakın kadınlar birinden ayrıldığında kendini alışverişe vurmaz mı? Saçlar kesilir. Kuaföre gider. İki kuaföre gitmek, 3 alışveriş seni tarihe gömer diye de hep yapmadılar mı bunu? Bir erkeği tarihe gömersin diye gerçekten öyle. O da kendisini alışverişle iyi hissediyormuş. Ama bayağı da zayıflamış gerçekten ya. Çok zayıfladı ya. Değil mi? Çok. Ciddi ameliyat anlamda oldu. Kilo ama verdi. Çok ciddi bir durum tabii yani. Ama Nur Yerlitaş'ın kilo vermesi gerekiyordu. Evet. Yani kilo vermesi gerekiyordu. Ameliyat oldu, kendini toparladı, gayet de güzel. Daha da iyi olacak inanıyorum. İnşallah Allah şifa versin. Evet, biz de en kısa sürede ona şifa diliyoruz. Televizyonlarda, o dramatik şarkılarda gözlerini süze süze Türkan Şoray bakışları atmasını istiyoruz. Allah şifa versin, Allah ne diyelim. Allah şifa versin. Amin. Mehmet Ali Erbil'le ilgili de bugün uyan artık Mehmet Mali falan diyorlardı. Öyle mi? Evet, yani hani çok uzun sürdü yoğun bakım süreci gibi bir endişe vardı sosyal medyada. Acil şifalar olsun. Evet, dün bir yazıda şey diyordu, işte uzun sürüyor, en doğru şekilde yapılmaya çalışıyor. Tabii ki hasarları onarmaya çalışıyorlar falan diye bir ablası zaten paylaşım başında, vardı. Evet. Sürekli başında profesör ablası, devamlı hastanede başında. İşte o yüzden de Mehmet Ali'nin çocukları, eşleri, eski eşleri hepsi rahat. Ablası başında olduğu için. Yani niyetse bir iyileşeceğine inanıyorum ya inşallah evet, en kısa sürede. İyileşmesi lazım.
Az önce Gülben Ergin'in röportajında Kenan Işık'la ilgili bir şey vardı. Ben okumadım, geçtim ama diyor ki işte Kenan Işık da diyor evde yatıyor diyor. Tabii eşi göstermek de istemiyor diyor. Hani kaç artık yıl oldu? Kaç yıl oldu? Herhalde bir 3 seneden fazla olmuştur. Evde 3-4 senedir tabii yatıyor. Evet, bir bebek gibi tepkisiz bir gün uyanabilir. Yani uyanabilir derken hani tamamen sağlığına kavuşup hani uykudan da hani oluyor ya filmlerde öyle kalkabilir. Ama bu böyle de devam edebilir gibi bir durum var ya. Bu ara ama çok insan bu tip sorunlar yaşadı. Cem Özeri, işte evet, Mehmet Ali Erbil'i. Hep bir düşme, hep bir hep bir yerlerine sağlık, problemi. Sağlık sorunu. Gerçekten Mehmet Ali Erbil'i de çok severim. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ya. Böyle bir haberle anılması. Bir hafta önce Güle Oynaya yaptığı röportajı gözümün önüne geldiğinde diyorum ki hayat çok boş arkadaşlar. Çok gerçekten hayatı çok anlamsız yaşıyoruz. Aytaç'ın bir lafı vardı onlar bize gelen Aytaç Öner'in. Hep diyor ki hayat bir haftaymış gibi yaşa. Bir hafta sonra ölecekmişsin gibi yaşa diyor. Hani tadını keşke çıkarmak işte için. Keşke işte yapabilsek. Ve diyor hani ki diyor Türk filmlerinde oluyor ya diyor. Mesela çocuğun bir hafta ömrü olduğunu söylüyorlar. Ne yapıyorlar ailesi? Gidiyor ya da işte ona bakan kişiler okuldan alıyor. İşte Luna Park'a götürüyor. En sevdiği yemekleri yediriyor. Onu eğlendirmenin yollarını arıyor. Biz hiç öyle yapmıyoruz ya. Dertlerle yatıp dertlerle kalkıyoruz. Tavana bakarak uyumaya çalışan bir kitle var mesela. Ya da işte kalktığında o kadar öfkeli başlıyorsun ki nereye saldıracağını şaşırıyorsun falan. Evet. Çünkü hep bir kavga halindesin hayatta. İşte ama hayat bu kadar garip bir şey ki böyle bir saniyede pişin çekiliyor. Uzun süredir var olan bir hastalığının devamı bu. Benim okuduğum. Hı hı. Yani Mehmet Ali Erbil ki kardeşinin şöyle bir açıklaması var. Daha önceden böyle bir hastalığı olmasa, herhangi birimizde olsa bu zaten kimse kaldıramaz böyle bir şey diyor. Evet. Daha öncesi olduğu için vücut buna alışkın ve o sayede şu an bununla savaşıyor diyor. Kesinlikle evet doğru. 28 günde bir o kan alması gerekiyor. Evet. Biz uzun süre aynı hastanede tedavi olduk. Doktorlarımız da aynıydı. Yan yana odalarda kalıyorduk hatta. Biliyordum her seferinde geliyordu, denk geliyorduk falan. O yüzden çok hakimim olaya. Öyle bir rahatsızlığı vardı onun ve ömür boyu da o olayı yaşayacak öyle olarak söylendi. Yani şey doktor vardı. Dedi ki her 28 günde bir yaşadığın sürece geleceksin. Bir geceni hastanede getireceksin ve o da her 28 günde bir akşamını orada geçiriyordu. Ama artık hani mesela yan odada kaldıklarında eski eşiyle muhabbetlerini falan duyuyordum. Sonra çarkı fileye gittiğimde küçük şantajlar yapıyordum ona. Duydum konuşmalarınızı. O çarkı bana dönecek, ben kazanacağım, bulduracaksın kelimeyi falan diye takılıyordum ona. Çok severim. İnşallah en kısa sürede iyileşir ya. İnşallah. Yani Allah İnşallah. Onu baktığı, babalık yapmayı bildiği, hani böyle evlatlarına çok güzel sahip çıktı ya, onlara bağışlasın diyorum. Şimdi kadın dizisine Tokyo'dan ödül var diye bir haber var. Kadın dizisi zaten bir sanırım Japon yadan uyarlanmış bir film. Zaten en son işte jenerik aktığında yazıyor orada. Onlarda da çok meşhurdur filmler. Ben çocukluğumu bir tabii, Japon tabii, aileyle tabii. geçirdiğim için biliyorum. Tokyo'dan ödül gelmiş kendisine. Mediapom'a vermişler. En iyi drama ödülüne layık görüldü diyor. Evet, Suzuki Ryo, Nisan karakteri. Doruk karakterinde Takaya Shiriya. Bu arada nasıl bu kadar iyi okuyorsun diyorsunuz. Bütün aslında ailemde çok Japonca bilen ve çok güzel konuşan var. Ben son 16 yaşından beri konuşmadığım için artık unuttum ama çok yatkınımdır o dile. Ha yani, ne güzel. Watashi wa estrades. Şeyle Türkçeyle en yakın dil derler yani konuşma olarak. Ya yani şimdi hatırlayamadığım de. Şeyler var ama mesela o kadar bazı kelimeler aynıydı ki. Evet. O kadar yani. Ama en zoru onların alfabesi. Çünkü 3 tane. Of. Kendileri bile tam mesela yazısı. Hiragana, katakana, kanji diye üçe ayrılan bir alfabeleri var. Kanjiyi kendileri bile çözememiş. Yani kendilerinde bile bilmeyenler var. Öyle bir alfabe var yani. O böyle enteresan yazıları var falan. Ama çok keyiflidir. Bu dizide izlediğim bir dizi benim bu arada. Çok da keyifle izlediğim bir dizi. Hani gelsin de izlesem, Dorukçuğumu hangi gün gidip kaçırsam diye düşündüğüm bir dizi. Gerçekten oyuncular inanılmaz güzeller. Hatta geçen gün başrol oyuncusu Özge Hanım
Özpirinç'i şey diye paylaşmıştı işte Caner Cindoruk falan hepsini etiketleyip çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya diyerek ağlayan bir fotoğrafını paylaştı. Kendini bile izlerken ağlıyor. Ha. Evet, VTR'sini izleyelim bir. Hemşire ablalara anneniz neredeymiş? Niye Arif orada işte ona soralım. Yok canım hemşireler daha iyi bilir. Haberin de olmayacak. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de bana yer kalmadı. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de inan hal kalmadı. Aman aman bitirdi beni sevdan. Aman aman bitirdi beni sevdan. Hain Azize, aşağıya geliyorum şimdi. Ya ben daha bu bölümü izlememiştim. Niye gösterdiniz şimdi siz bunu diye. Ben dizileri hep bir gün ya da iki gün sonra izleyebiliyorum. Çünkü hani birlikte izlediğim kayıt insanlar alıyorsun. Var. O yüzden ihanet edemiyorum. Şu an bildiğiniz yani gidip göreceğini gördüm yani. Sağ olun. Ben de ödül verseydim kadına verirdim. Gerçekten çok başarılılar. Hepsi çok da güzel oynuyor. Bir de çok geçiyor o hikaye. Ne dedin sen az önce? Hiç izlemiyorsun. Sana bir şey ifade etmiyor değil mi dedim. Sen ne dedin? Ya bunlar zaten yani ifadeler insanı etkiliyor. Bir kız yani babasına o bakışından oyunculuğu ne kadar kayıtsız işte. Kalabiliriz ki yani. Şimdi evet. Orada bir baba ve kızın buluşmasını izledik. Ve iki gündür, üç gündür de gazetelerde, televizyonlarda veya sosyal medyada Ferhat Göçer'le kızıyla ilgili bir takım şeyler. Evet, bugün yine olmalıydı yani o haberlerimiz arasında. Ben şimdi onu görünce önce kendim aklıma geldim, sonra da Ferhat Göçer düşündüm. Yani kızı sosyal medyadan bir şeyler yazdı, işte o da cevap verdi. İşte kızım şey evim ona açık. Ona her zaman açık. Yanlış kelimeler. Evim zaten benim ona her zaman sen açık. Sen hemen onun gideceksin, için ne kadar kızını iyi... alacaksın, kızınla bir arada olacaksın. Yani yaptıklarını bir şekilde telafi edeceksin. Yani acaba o hikayenin altında ne var diye düşünüyorum. Ne olursa olsun ama sen çıkıp da benim evim ona açık. Zaten açık kardeşim. Senin kızın o. Komşunun kızı değil ki. Doğru diyorsun. Yani evim açık. Ne demek de, evin açığa? Evin Beykoz'daysa oraya toplu taşım yok. Yani, bin lira bir nafaka alıyorum diyor. Psikoloğuma bile daha fazlasını veriyorum diyor kız. Bir kız, bir evlat böyle bir serzenişte bulunmaz. 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 Ben buna inanıyorum yani. İşte ben de dua ediyorum. Benim kızım da böyle bir serzenişte bulunsun da ben de bir şeyler yapmak için çırpınayım. Yani o gün bu haberleri okuyunca öyle bir şey düşündüm. Keşke dedim ya benim kızım da böyle bir şey yapsa. Çünkü zor ben bilmiyorsun hikayeyi göremiyorum. O yüzden böyle bir şey yapsa da beni rezil etse hiç olmasa göreyim. Ben kızımı yılda bir sefer noterde şey vermek için, muvaffakatname vermek için yurt dışına gideceğince o zaman görüyorum. Yani. Evet. Ben çok merak ediyorum bir hikayenin altında şimdi ne yatıyor. Kadını ben de izliyorum. Bir ya tekrarında izliyorum. Çünkü akşamları geç gidiyorum ve ben bu hikayeyi ilk gördüğüm zaman ben o babayla çocuklarının buluşmasını bekliyorum. Ne zaman buluşacaklar diye. Hatta birçoğu zaman böyle kıl payı kaçtığı zaman bu yönetmene saydırıyorum.
niye buluşturmadın diye. Tahti mi ya? Sonra o yanındaki insanları buluşturmamak için neler yapıyorlar? Ulan yani aynen yakalasan ya, boğacağım onları. Aynen ya, neden nedir ya? Yani, yakalasan boğacağım. Senaryo bir şey. Sen niye babayla çocuklarını buluşturmuyorsun? Yani şimdi kadın dizisindeki kavuşma olursa bizim bir yüreğimiz serp şey olacak. Bir action kalmayacak. Dizi orada bir hepsi. Ya Enver çok... dedeye hiç yakıştıramıyorum bir kere yaptık. Dedeciğim olur mu ya? Buluştur şu insanları ya. Söylesenize adam yaşadığını bile bilmiyordu diye. Ben sinirleniyorum izlerken. Arkadaş olmaz böyle şey. Evet, hala ne olduğunu bilmiyorlar. Evet, anlatın değil mi? Anlatın güzel güzel. Anlatın yani. Güzel güzel. Biz de bir an önce rahatlayalım. Anlattığınız zaman reyting düşer. Evet, tabii. İşte o yüzden dizi olma. Ama ikinci sezonu çok da uzatmayalım dizilerin sezonu. Şu an bir reklam aramız varmış arkadaşlar. Döndüğümüzde burçları anlatacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakalım başımıza neler gelecek, hangi burçta neler oluyor reklamlardan sonra. Evet, burcunu merak edenler ekran başına. Şimdi Dolunay Karaca sizde hangi burçta neler oluyor anlatacak ama akreple yayı biraz uzun anlatacak. Buyurun, söz sizde. Peki efendim, istek üzere akrepleri uzun anlatacağım. Zaten mecburen akrepleri uzun anlatacağım. Çünkü ben bugün yeni ayı anlatacağım. Bu haftanın konusu akrep burcundaki yeni ay. Bu akşam saat 19'da gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz tohum atma dönemleri. Yeni başlangıçlar yapma dönemleri ve dilek dileme dönemleri. Bugün böyle içten, gönlümüzden, kalbimizden geçen şeyleri bir kağıda yazıp dilekler dileyebiliriz, dualar edebiliriz. Sezgilerimiz çok güçlü olacak, maneviyatımız çok güçlü olacak. Hepimizin en başta da konuştuk, sevgiye, maneviyata çok ihtiyacı olduğu günlerdeyiz. Artık biraz gönüllerimizi açıp daha geniş yürekli, hayata daha pozitif bakmaya, daha iyimser olmaya, daha yardımsever olmaya çalışmalıyız. Bugün bu yeni ay oluşumunda Neptün gezegeniyle de bir üçgen açısı var bu yeni ayın. Neptün sezgiler, hayaller akışına bırakmak, oluruna bırakmak, bizde kangren olmuş, koparamadığımız, artık yorulduğumuz, sıkıldığımız konuları bırakıp her şeyi belki bazı kişiler için hani Allah'a havale etmek, biraz şükretme enerjisi. Bunların hepsi bu geceden itibaren devreye giriyor. Ve Neptün'ün bir başka manası da sanat. Sanatsal konular, demin Eflatun da söyledi. Hani insanlar artık biraz daha işte sanatsal şeylere, tiyatrolara, şarkı söylemeye, eğlenmeye, kendini biraz kafayı boşaltmaya adarsa çok daha öfkeden sıyrılmış, işte kinden, nefretten sıyrılmış birer insan olacağız ve çok da her şeyin akışını rahat olacak, hayrına olacak. Sevgili koçlar, sizler bu yeni ay ile birlikte, akrep yeni ay ile birlikte bilinmeyen bir sırrını ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Çok meraklısınız, araştırma yönünüz çok kuvvetli. Dolayısıyla bugün içinizi kemiren, ortaya çıkartmak istediğiniz bir şeyler var hayatınızda. Belki sevdiğiniz kişilerle ilgili, belki yakın çevrenizle veya iş hayatınızla ilgili olabilir. Bunun için birazcık defterleri karıştırıp ortalığı ayağa kaldırabilirsiniz. Boğa burçları için ilişkiler konusunda yeni adımlar var. Sevdikleriyle, partnerleriyle barışmalar var. Küslükleri artık bir son veriyor boğalar. Affetme enerjisine geçiyor. Oluruna bırakma. Bu sefer de affediyorum diyor. Boğa burçları sabırlı insanlar. Evet, bazen inatçılık da var ama genel anlamda boğa burcu sabırlıdır efendim. Dolayısıyla sabrı da tabii çok da taşırmamak yerinde olacaktır. İkizler burcu, sevgili ikizler. Sizler bugün meydana gelecek akrep enerjisiyle birlikte artık yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmeye, spora daha fazla zaman ayırmaya, diyet yapmaya ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeye karar vereceksiniz. Çünkü pek çok ikizler bu dönemde koşuşturmaktan, ayaküstü atıştırmaktan, pek çok hani düzenli yaşama artık geçmem gerekiyor hissine kapılacak. Dolayısıyla sizler için bu konular gündemde olacak ve sevgili yengeçler için aşk ve flört konuları devrede olacak. Kendileriyle ilgili kendimi artık göstermek istiyorum. Ben bu kadar da arka planda kalmak istemiyorum. Ben aslında bu kadar işte pasif değilim.
benim de yapabileceğim şeyler var diyecek yengeçler. Ayağa kalkacaklar. Akrep yeni ayında, onlar da çok güzel destekleniyor çünkü su grubundan. Dolayısıyla hisleriyle kalplerini açarak niyette bulunmalarını tavsiye ediyorum. Ve sevgili aslanlar, sizler aile içerisinde, ev içerisinde, normalde sizler zaten lider ve otoriter insanlarsınız. Fakat bir süredir belki ipleri biraz bıraktınız. Fakat bu yeni aile birlikte yeniden ipleri elinize alacaksınız. Ev ve aile içerisinde bir takım belki kurallar koyacaksınız. Liderlik vasıflarınızı sergileyeceksiniz. Yapılması gereken, yapılmaması gereken hataları düzelteceksiniz. Ve sevgili başaklar, sizler için bu hafta çok önemli, yeni ve güzel sürpriz haberler var. Başak burçları gayet iletişimsel olacak. Yakın çevreleriyle ilgili, komşu kardeşlerle ilgili çok sürpriz, değişik haberler alacak ve neşesi yerine gelecek başakların. Teraziler için maddi anlamda yeni başlangıçlar süresi, parayla ilgili yeni tohumlar atacaklar, yeni bir işe girmek, yeni bir iş başlatmak, yeni bir proje başlatmak gibi konularda inisiyatifler alacaklar. Akrep burçları, evet akrepler şükür enerjisine giriyor bugün. Çünkü akrepler bazı şeyleri içlerinde hazımsayamıyorlar bazen. İşte haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Fazla rekabet, hırs onlara göre değil aslında. Onlar çok çok hassas insanlar. Hani normalde akrepler hani kincidir deriz veya işte ne bileyim zor burç deriz. Aslında akrepler şu 12 burcun arasında en hassas burç. Zaten bu kadar hassas olduğu için yaptığının karşılığını göremeyince nasıl söyleyeyim böyle bir öcünü almak istiyor veyahut da sen bana bunu yaptın ama bak ben bunu unutmuyorum diyor. Bu yüzden akrepler bugün şükür enerjisine, affetme enerjisine, salıverme, boş verme enerjisine geçecekler. Dua etsinler, meditasyon yapsınlar ve sezgilerine güvensinler. Çünkü hisleri ve sezgileri bu hafta özellikle çok çok yüksek olacak. Evet sevgili yaylar. Sizlerin de bu hafta arkadan dönen işler, sinirlendiğiniz insanlar, hoşlanmadığınız durumlar, hoşlanmadığınız tutumlar var. Kendinizi biraz agresif hissediyor olabilirsiniz. Akrep yeni ayı ile birlikte bazı şeyleri rest çekeceksiniz. Kangren olmuş, sizi üzen, sizi yıpratan konulardan artık kesinlikle uzaklaşmaya niyet edeceksiniz. Ki zaten yarın biliyorsunuz Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapıyor. Siz şimdiden bence bu akşamdan itibaren bunu kutlamaya başlayın. Gönlünüzü ferah tutun. İyimserlik, polyanacılık, mutluluk, bereket, şans zaten sizinle olacak. Ve oğlak burçları, sevgili oğlaklar sizler de yeni sosyal çevreler edinmek için harekete geçeceksiniz. Çünkü artık biraz diyorsunuz ki ben çevremi değiştirmeliyim. Bu insanlardan sıyrılıp yeni insanlar görmeliyim diyorsunuz. Kovalar iş ve kariyer konusunda başarılara imza atacak bu hafta. Yeni bir toplantı, yeni bir proje olabilir. Kariyerlerinde önemli bir dönüm noktasındalar. Ve balıklara da çok güzel seyahatler görünüyor efendim. Hadi güle güle balıklar seyahatlere. Kovayı da çok kısa kesti. Evet, kovayı bir cümle, bir cümle. Şaka diyor hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum sevgili Burhan Aktağ size ve Dolunay Karaca size de. Bak nasıl resmiyim farkındasınız. Eflatun Bey size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine şahane bir program oldu hakikaten. Çok güzel, keyif aldım. O zaman güzel bir şarkıyla da veda edelim. Efendim yarın yine aynı saatte Flash TV ekranlarında olacağım ama şimdilik sizi Eflatun'la baş başa bırakıyorum. Kanter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin ardı her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış kendini kimsesiz
içindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çayan günü bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar. İçinde uykularından uyanıyor sen eğer her gece. Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna, olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye. Anneni dahası anımsıyorsan, anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatır mı? Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır. Da da dee 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 dee.